Futbolun tartışma platformu Serbest Vuruş'tan hepinize iyi geceler diliyoruz sevgili seyirciler. Önemli bir geceydi. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Haftalardır beklenen mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Özellikle Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde taç kararı mı, korner kararı mı, bu bir maçın tekrarını gerektirir mi, gerektirmez mi tartışmaları vardı. Ama biz o sonucu biliyoruz da uzmanına da soracağız. Yani hakem kararlarını da değerlendireceğiz. Trabzonspor 42. dakikada Alper'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Fenerbahçe iyi başladığı karşılaşmada, iyi top yaptığı karşılaşmada Nani'nin golüyle öne geçti. Nani o meşhur taklasını attı. Sonrasında oyuna Fernandão girdi. Fernandão da bu geceyi boş geçirmedi. Trabzonspor'u 2-0 geçerken Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le Sadi Tekeli arasında geçen o tartışma, o gerilim de geceye damga vuran önemli haberlerden bir tanesiydi. Hepsini değerlendireceğiz. Sadece maç değil. Bakın bu gece Serbest Vuruş'ta neler var. Süper Lig'de yeni lider Fenerbahçe, Sarı Lacivertler 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında 2 gol, 6 sarı kart, 1 de kırmızı kart vardı. Maçın ardından ortalık karıştı. Trabzonspor'la eski yönetici ve başkan adaylarından Celil Hekimoğlu'nun listesinde bulunan Sebahattin Çakıroğlu TVM'e konuştu. Çakıroğlu, Başkan Hacı Osmanoğlu'nu bombardımana tuttu. Galatasaray'da neler oluyor? Sarı kırmızıların kalbi Florya'da inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Rıza Çalınbay serbest vuruşa özel açıklamalar yaptı. Az sonra serbest vuruşta. Böylelikle bir hafta daha geride kaldı ve Fenerbahçe liderliği eline geçirdi sevgili seyirciler. Şimdi tabii ki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının öncesini, sonrasını, detaylarını getireceğiz ekranlarınıza ama bu haftada nasıl sonuçlar alındı, puan durumu nasıl oluştu onlardan söz edelim. İşte arkadaşlarımız taşıdılar. Toplu skorlar Antalya Spor 1, Osmanlı Spor 1, Çaykur Rizespor 0, Torku Konya Spor 0, Bursa Spor 1, Kayseri Spor 2, Sivas Spor 2, Başakşehir 2, Eskişehir Spor 3, Mersin İdman Yurdu 2, Gençler Birliği 2, Gaziantep Spor 2, Beşiktaş 0, Akhisar Belediyesi 2, Kasımpaşa 2, Galatasaray 2 ve Fenerbahçe 2, Trabzonspor 0. Bu sonuçlardan sonra biraz önce de söylediğim gibi Fenerbahçe 30 puanla liderliği ele geçirdi. Beşiktaş 29 puanla ikinci sırada kaldı. Üçüncü Akhisar Belediyespor'un 25 puanı var. 23 puanlı iki takımdan Galatasaray 4. Başakşehir 5. Kasımpaşa'yı Torku Konya Spor'la birlikte topladığı 20 puanla 6. sırada görüyoruz. Torku Konya Spor 7. 18 puanlı Çaykur Rizespor 8. sırada. Trabzonspor 9. sırada ve 17 puana sahip Antalya Spor'la birlikte. 11. Osmanlı Spor, 12. Bursa Spor, 13. Gaziantep Spor'un 15'er puanları bulunuyor. 14. Kayseri Spor'un puan sayısı da 14. Gençler Birliği 13 puana sahip ve ateş hattının hemen üzerinde. Ve son 3 sıra Sivas Spor 10 puanda, Mersin İdman Yurdu ve Eskişehir Spor'un 7'şer puanları var. Şimdi bu geceye saat 20'de başlayan ve Fenerbahçe'nin liderliğiyle biten karşılaşmanın şöyle bir genel görüntüsüne bakalım. Spor Toto Süper Lig'de yeni lider Fenerbahçe. Sarı lacivertler Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 11. dakikada Nani ve 88'de Fernandão'dan gelirken Trabzonspor'da Alper Uludağ 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmayı yöneten Deniz Ateş Bitlen'in yönetimi nasıldı? Bazı kararlar tartışmalıydı. Sarı kartlar vardı, kırmızı kart vardı. Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce top kornere çıktı. Taç atışıyla başladı. Trabzonsporların buna kural hatası itirazları vardı. Ama hepsinin cevabını işin uzmanından alalım. Ve eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Serdar Çakman'ı dinleyelim. Serdar Hocam iyi geceler diliyorum. İyi geceler, kolay gelsin.
Şimdi öncelikle bir yorumla başlayayım ama doğrusunu sizden öğrenelim. Bir sarı kart. Aykut'un gördüğü sarı kart. Van Persie offside pozisyonundaydı. Elini uzattı Aykut ve top eline geldi. Deniz Ateş Bitler sarı kartını gösterdi. Bence sadece el kararı yeterliydi. Ne dersiniz? Aynı fikirdeyim. Atılması bence biraz hatalı bir davranış oldu. Sarı kart. Sarı kart el golle başlar ama bir hücum kesilmiyor, bir atak kesilmiyor. Her elle oynamada sarı kart değildir. Ben buradaki ikinci sarı karta katılmadığımı net olarak ifade edebilirim. Aynı fikirdeyim. Bu Aykut Tek ilk sarı kartından bahsediyorum hocam. Peki bir şey soracağım. O sırada Van Persie çok net bir şekilde offside pozisyonda. Bu offside olarak değerlendirmedi. Burada kuralı anlatır mısınız? Böyle düşünenler vardır çünkü. Offside'di. Niye offside vermedi de elle oynama arkasından sarı kart çıkardı diye düşünenler olabilir. Şimdi ilk hareket hangisiyse hakem ona göre değerlendirir. İlk gördüğü neyse ona göre değerlendirir. Hı-hı. Önce elle oynama varsa elle oynamayı değerlendirir. Arkadan futbolcu offside olabilir, rakip offside olabilir. Ama o ikinci pozisyondur. Önce çaldığı handball'dür. Onun için onu değerlendirmişti. Onda önceden yardımcı hakem bayrağını kaldırıp da offside'i değerlendirmiş olsaydı o elle oynama geçerli olmayacaktı. Ama önce elle oynama arkadan offside olduğu için de elle oynama ön plana çıktığı için uygulama bu şekilde. Onda bir hata yok. Mutlaka serbest vuruş yorumcularından da sorular gelecektir. Şimdi kırmızı karta gelelim. Alper'in iki sarı kartı var. Yani ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İlk sarı kartta bir ayağa basma vardı. İkincisinde de Nani topu kurtarıyor. Fakat Alper'in müdahalesi Nani'nin tendon dediğimiz bölgesine geliyor. Fakat hani böyle plase vururken vurulur ya topa. Öyle bir müdahaleydi bu. Bu sarı kartları değerlendirir misiniz? Tendon her zaman futbolcuların futbol hayatını bitirebilecek çok önemli bir nokta. İkinci sarı karta da kesinlikle katıldığımı net olarak söyleyeyim. Ama bazı hakemler burada direkt Avrupa'da özellikle kırmızı kart kullanabiliyorlar. Sakatlığa yönelik hareket olduğu için. Ama ben hakemin buradaki yorumunu da doğru buluyorum. İlk kart olmasa tendona yapılan hareketten direkt kırmızı bile çıkabilir. Bu da hakemin o andaki pozisyon değerlendirmesine bağlı bir durum. Şimdi benim aklımda kalan pozisyonlardan bir tanesi Fernando Ağa'nın golü öncesinde top kornere çıkıyor. Fakat yardımcı hakemin çok net bir şekilde taç gösterdiğini görüyoruz ve taç atışıyla başlıyor mücadele. Trabzonspor tarafından bu maçın tekrarını gerektirebilecek bir kural hatası mı değil mi şeklinde tartışıldı. Bunun kural hatası olmadığını biliyoruz. Hakem hatası ama bir uzmandan dinleyelim. Kural hatası değil, görüş hatasıdır, hakem hatasıdır. Dolayısıyla maçın tekrarını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Uygulama o şekilde yapıldı. Hakem belki hatalı karar verdi ama kesinlikle kural hatası olmadığını net olarak söylemeliyim. Genel bir çerçevede Deniz Ateş Bitler'e gözlemci olsanız kaç not verirdiniz? Geçer not alır ama FIFA kokartı takacak olan ve bu kadar önemli bir derbi yönetebilecek kapasitede Merkez Hakem Kurulu tarafından görülen bir hakemin gerektiği gibi bir yönetim göstermediğini burada net olarak söylemeliyim. Yalnız bu maçın sonlarına doğru yaşanan ikili mücadelelerde ki hareketlerde Aykut'un özellikle hareketinde Fernando Ağa'nın boğazının sıkılması hareketinde biraz ağır davrandı diye düşünüyorum. Geride durması, olayları süzmesi hakemlik tekniği açısından güzeldi. Kavganın gürültünün içine girmedi, dışarıda durdu. Kimin ne yaptığını süzmek adına değerlendirme yaptı. Fakat her şeyi net olarak görmesine karşın gerekli kartları da uygulayamadı. Yani Fernando Ağa'nın kimse boğazını sıkmaya teşebbüs edememeli. Bir FIFA kokatlı hakemin maçında böyle şeyler olmamalı. Süzmesi güzel, değerlendirmesi güzel, hakemlik tekniği iyi, uygulaması kötüydü. Serbest vuruş yorumcularından soru var mı Serdar Çakmar'a? Ya dün şeyi söyleyecektim hocam. Hocam iyi akşamlar Adnan Ayba. İyi akşamlar. Dün, kolay gelsin. Akhisar maçında da buna benzer bir pozisyon oldu. Q7'yi biçti Akhisar'la oyuncu, hatırlıyor musunuz hocam? Evet hatırlıyorum. Yani o buna benzer. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda bir kart konusunda? Buna benzer bir pozisyon. Yani bu en azından hiçbir şey yoksa bile bir sarı kartın gerektirdiği bir pozisyondur. Evet. Hatta kırmızı da çıkabilmeli. Çünkü onun boğazının ne kadar sıkıldığını biz bilemeyiz. Orada hakem görecek onu. Ama o hareketin teşebbüsü bile sarı karttır. Eğer boğazı sıktıysa da kırmızı karttır. İkisi de birbirine yakın hareketlerdir. Değerlendirme bu şekilde olmalıydı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ziya bir şey söyleyeceğim mi? Hayır. Ben sorabilirim. Buyurun. Hocam iyi akşamlar Engin Çınar. İyi akşamlar Engin Bey. Sevgili hocam, Diogo'nun ekiciye yapmış olduğu harekete hakem pas geçti.
Zannediyorum ki bileğine yapmış olduğu o darbeden sonra da Sadi Hoca ikinci yarı maalesef oynatamadı. O pozisyon için ne diyorsun? Bir de iyi hakem derler ki oyuncuyu sağda tut. Bu genç hakemimizin Fernandão'la diğer oyuncu arasındaki itiş kakışta onları oyunda tutması normal değil mi diye sorabilir miyim sevgili hocam? Ben normal görmüyorum. Hakem önce kendini oyunda tutmaya çalıştı bence. Onun için çok önemli bir maçtı. Kendisi oyunda kalsa ondan sonra futbolcuları tutayım diye düşündü. Böyle değerlendiriyorum. Tabii ki 11-11 maçı bitirmek her hakemin idealidir. Bizim hakemlerden istediğimiz de budur. Ama kural dışı davranışlarda da oyuncuların cezası vermediğimiz takdirde özellikle Türkiye'de revanş fauller, revanş hareketler, revanş tekmeler ve boğaz sıkmalar başlar. Onun için bunun önlemini almakta mecburiyetindeyiz bir şekilde Engin Bey. Peki iyi akşamlar Sayın Hocam. İyi akşamlar. Şunu söyleyeceğim. Bence bilmiyorum tabii siz bir koca 90 dakikayı ki önemli maç. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arasındaki senelerdir yaşanan karşılıklı bir nefret söz konusu. Yani kupayı aldın, almadın, ettin. Yani bu bundan dolayı da çok gergin bir maç. Şimdi ne olursa olsun 35 bin seyirci olan bir maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ki bana göre ilk yarı mükemmel bir performans sergilediler. Yani hakemin ben sahanın yıldızı diye düşünürken sizin böyle bir yorum yapmanız beni gerçekten üzdü. Yani bir Fernandão'nun bir boynunu tutması sonucunda neticede yani orada sarı kart ki önemli bir derbi maçı sarı kartla devam ettirmesi bence mükemmeldi. Yani bence sahanın yani oynanan ilk yarı futbolun haricinde sahanın yıldızı diyebilirdim hakem için. Siz nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsunuz? Ben hayretle dinledim hocam sizi. Gökman abi hangi yorumumu yersiz bulduğunu rica ediyorum. Yok. Hakemle ilgili Fernandão'nun gırtlağını sıktı falan yani o verilen kartların falan yanlış olduğunu kırmızı üstünde ısrar ettiğinizi anladım. Gökman ya, bilmiyorum. Abi sen futbol oynarken aynı hareketi birisi sana yaptığında ne hissederdin? Şimdi bakın önemli bu tamam kırmızı kart verebilir doğru. Ama şöyle bir şey var çok önemli bir derbi maçı. Çok ya önemli maçı, bir derbi maçı. Yani bu kadar stresli senelerdir. Bütün maçlar kendi içinde önemli. Amatör kümede oynanan maçlar bile kendi içinde önemli. Bu maçı veya da başka bir maçı biz değeri düşük, yıldızı düşük, zorluk derecesi düşük diye ayırt edemeyiz ki. Her maç kendi içinde kendine göre önemli. Tamam doğru Trabzon Fenerbahçe maçları Trabzonspor Başkanı'nın yarattığı havadan dolayı çok daha gergin olabilir. Hakemin içeride rehin alınması bu maçı da germiş olabilir. Başkanın davranışları futbolcuları bu şekilde davranmaya zorluyor gibi de olabilir. Başkanın böyle yapıyorsa ben de böyle yaparım diyecek futbolcu. Bu da tamam. Ama hakemin de bunlara göz yummasını bekleyemeyiz. Biraz önce bir soru sordum. Bak cevap vermedin ona. Birisi senin boğaza sarılsa sen de gidip ona boğaza sarılmaz mısın maçın içerisinde? Benim farkını gider misin Gökmen abi? Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani yapmayın hocam. Yapmayın yani öyle bir şey ki yerden kalma gırtlağını sıktı. Karambol içinde tuttu gırtlağını sıktı. Serdar hocam Gökmen abi siz Serdar hocam telefonda olduğunuz için biz stüdyodayız daha avantajlıyız. Üst üste sesler biniyor bir şey anlaşılmıyor. Serdar hocam bir dinler misiniz? Gökmen abi cümlesini bitirsin ondan sonra cevap verin. Ben 90 dakikalık sevgili hocam. Sevgili abi ben bir soru soruyorum. Telefonda olduğu için öncelik verin bana. Doğru. Stüdyoyu önde. Haklısınız. Birisi Gökmen abinin top oynadığı sırada boğaza sarıldığı zaman Gökmen abi sırtını dönüp gider miydi? Buna bir cevap diyeceğim. Yok herhalde. Önce. Sevgili hocam herhalde tepki gösteririm yani. Tamam biz de bunu herhalde, söylüyoruz Gökmen abi. Ama, siz, şey ama şöyle yok. Bir şey sevgili hocam yapmayın ya. Ya şimdi bu genç hakemi de gelip de daha başlarken yani yok etmenin de bir anlamı yok. Yani ya ben size tamam yorumlarınıza saygı duyuyorum ama. Gökmen abi. FIFA kokartı taktı bu çocuk. 2 gün sonra Avrupa'da maç yönetecek. Ya 90 ya sevgili hocam ya 90 dakikada Avrupa'da yönettiği maçlarda rakibini boğaza sıkan oyuncuya kartını kullanmayan hakeme ikinci maçı vermez Avrupa. Biz onların iyiliği için söylüyoruz bunları. Hakemi eleştirmek adına söylemiyoruz. Sevgili hocam Allah'ını sezen 90 dakikada mükemmel bir maç yönetmiş bir hakeme bir tane gırtlar diye oyuncunun bir tane aradan karambol içinde elip çıkarıp da gırtlağını sıktı diye. Yani bir hakemi de bu kadar yerden yere vurmayın lütfen. Ben yerden lütfen. Yere vurmadım. Sadece hakemin yaptığı hatayı söylüyorum. Yerden yere vurmadım hakemi. Geçer not verdiğini söyledi zaten hakem, hocam.
Hakem iyi bir maç yönetti bak. Altta yazıyor. Hakem iyi bir maç yönetmedi diyor. Hayır. O zaman onu neden yazıyorsunuz oraya? Geçen not aldığını söyledim. Gökmen abi sen beni dinlememişsin ki. Geçen not aldığını söyledim ben hakemin. Ama eksikliklerini söylüyorum tabii ki. Valla benim tabii görüş. Tamam ben size saygı diyorum ama ben de sahanın yıldızıydı hakem yani. O bir pozisyon. 90 dakikada bir tane bir pozisyon. Yani bilmiyorum yani. Kendi görüşüm. Memnun oldum. Sizin gibi değerli bir futbolcunun, milli bir futbolcumuzun hakemi başarılı bulması da beni gururlandırır ayrıca. Ona da bir şey demiyorum tabii. Aynen ben bayıldım yani. Teşekkür ederim başkan. Sağ olasın. Serdar hocam, 2'ye 1 kaldığını sevgili hocam, yorumlarınıza saygı duyuyorum. Ben içiciye yapılan bir hareket Diego tarafından ona cevap alamadım. 2, ben de Gökmen abiye katılıyorum. Ben hakemi çok beğendim. Size de müthiş saygı duyuyorum geçenki programlardan dolayı. Herkesin bir görüşü var hocam. Onun için herhalde bize de siz saygı duyarsınız diye düşünüyorum. Serdar hocam, bir yanlış anlaşılma var. O yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Siz dediniz ki benim sorum üzerine hakeme geçer not veririm. Ama bazı hataları var, onları da sıraladım. Şimdi baştan alın lütfen hakemi değerlendirirken. Bir daha rica edebilir miyim Sabri'ciğim? Lütfen. Bir daha rica edeyim. Yani soruyu bir daha söyleyeyim. Bir daha şunu söylemek istiyorum. Hakeme geçen not verdiğimi söyledim. Şöyle. Engin Bey'in sorusuna hemen cevap verelim. Diego'nun yaptığı harekette net katlık. Evet. Atlamayalım onu da. Tamam, herkes hakkını teslim edelim. Onun da cevabını vermiş olayım. En azından sarı kartı net olarak gerektiren bir hareket. Diego'nun hareketi. Onu özetle tendona, hocam. Tendona yapılan hareketler ağırlık derecesine göre, sertlik derecesine göre kırmızıya da yönelebilir. Hakemin değerlendirmesine bağlıdır. Engin Bey'in sorusunun devamı olarak söyleyeyim bunu da. Özetle baktığımız zaman hakem sınıfı geçer bir not almıştır. Fakat FIFA kokartı takıp da zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maçı yöneten hakemin de bazı hataları olmuştur. Biz de bu hataları sıraladık bir daha yapmaması adına. Yoksa hakemin yerden yere vurmuş da değilim açıkçası. Bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü bizler de aynı hataları çıktığımız zaman yaptık sahada. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet işte maçın pozisyonları bunlardı. Bunları değerlendirdik. Şimdi maçı biraz konuşacağız ama öncelikle maçın kahramanlarından bir tanesine. Kahramanları derken ter döken anlamında. Ter döken isimlerinden bir tanesine. Alper Pot'a kulak verelim. Alper Pot'un açıklamaları bize yol göstersin. Görüntülerde logo hemen dikkatinizi çekmiştir. Fenerbahçe Televizyonu'na da bu görüntüler için teşekkür ediyoruz. Ziya Kaptan, Mersin, Molde, Trabzon. Tamam mı Fenerbahçe? Şimdi Alper diyor ki 8 maçtır diyor iyi oynuyoruz. Ben de diyorum ki 8 maçın 5 maçını iyi oynamadan kazanan bir Fenerbahçe vardı. Ve biz kazandığı halde eleştiriyorduk. Paralelle beraber futbolcuları da sahadaki performanslarını eleştiriyorduk. Mersin maçında izlediğimiz Fenerbahçe ardından Molde karşısındaki izlediğimiz Fenerbahçe, daha sonrasında da bugünkü Trabzon karşısında izlediğimiz özellikle ilk 45 dakikasında, yani bir futbol takımının maçı kazanma adına ne gerekiyorsa Fenerbahçe'de onu gördüm. Bir kere yüksek tempo, oyunu rakip sahaya yıkan, presli futbol oynayan ve de fazla pozisyonlar bulan bir Fenerbahçe. Artı savunmasında da rakibe pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe. Bir iyi bir futbol takımı hakkında ne konuşması gerekirse ben bugün de Fenerbahçe için aynı lafları etmek isterim. Bir kere Fenerbahçe'de inanılmaz derecede iştah var, maçı kazanma arzusu var. Ve bu kazanma arzusunu rakip sahaya baskı kurarak oyuna başlayarak yüksek tempoyla devam ediyor. 90 dakika değilse bile 60 dakika, 65 dakikaya kadar aynı tempoyu sürdürüyor. Özellikle ilk 45 dakikada Trabzon'a nefes aldırmayan bir Fenerbahçe izledim ben. Böyle Fenerbahçe, bir kenara bırakıyorum sonucu. Neticeye bakmaksızın aynen alkışlarımı peşinen burada alkışlamak isterim. Eğer bir futbol takımı seyir zevki verebiliyor ise, pozisyonlar üretiyor, temposu yüksek görüntüler veriyor ise, bu seyredenleri de maçtan sonra evlerine gidecek olan taraftarları da mutlu eder.
Şimdi biz bundan evvel bu kadar ağır eleştirirken, özellikle kendi adıma konuşuyorum, bu kadar ağır bir Fenerbahçe eleştirmeni olurken ne oldu da birden şimdi bu kadar methetmeye başladık? Bizim görevimiz iyi olduğu zaman, güzellikleri sergiledikleri zaman tabii ki methedeceğiz. Ama iyi futbol oynamadan, kazandığı zaman da hep böyle top oynayarak kazanamazsın diye de ikaz etmekte de kendimizi borçlu biliriz. Ben bugüne kadar böyle yaptım zannediyorum. Şimdi de Fenerbahçe'nin kazandığı ve iyi futboldan dolayı da alkışlamak istiyorum. Şunu sormam lazım. Tabii. Yok, bir şey daha söyleyeyim ondan sonra. Futbolun biraz da merak ettiğim kısımları var. Mesela ben ilk yarıda özellikle Nani'nin performansını çok beğendim. Gol dışında bir pozisyon hatırlatacağım. Sol taraftan Trabzonspor bir hızlı hücuma çıkarken Nani nasıl kovaladı? Ceza sahasında topu kesti. Yani savunmaya da yardım eden bir Nani vardı bugün sahada. İlk yarı için söylüyorum. Ama bütünde de beğendiğim bir performanstı. Katılır mısınız? Aynen katılıyorum. Nani ilk 45'te belki de sahanın en verimli futbolcusuydu. İkinci 45'te de oyundan çok fazla düşmedi. Fakat bir kere iştahlı dediğim ya futbolcularla ilgili konuşmamda. İştahlı bir futbolcu oynadığı futboldan zevk alıyorsa savunmaya da yardım yapar. Oyunu takip eder. Oyundan kopmaz. İşte izlemiş olduğumuz Nani bugün böyle gördüm ben. Bir soru. Mersin maçı deplasman. Evet. Molde maçı deplasman. Evet. Trabzon içeride. Seyircisinin desteği o iştahta faktör müydü? Elbette. Şimdi seyirci neden gelir maçları izlemeye? Seyir zevkini yakalamak için. Yani futbolun en büyük özelliği seyredenlere mutluluk ve zevk ve futbol keyfi vermektir. Hocam her an kesebilirim Ziya abi. Şundan dolayı Pereira'nın basın toplantısı başlamak üzere ama biliyorsunuz o Portekizce'yi uzun tutuyor. Türkçe açıklaması başladığında sözünüzü alacağım. Devam edin lütfen. Peki. Şimdi yani benim söylemek istediğim, bugün eğer 37 bin kişi geldiyse Saracoğlu'na, ben bundan sonraki maçlarda da Saracoğlu'nda özellikle türbinlerin dolacağına inanıyorum. Çünkü kombin almış maça gelmeyenler. Ne diyoruz hep beraber? Ya statlarda taraftarlar gelmiyor. Şimdi taraftar iyi futbolu izlediği için gelmeye başladı. Galibiyetler de gelmeye başladı. Hem Avrupa'da. Şimdi Molde takımı öyle küçümsenecek bir takım değil ki. Grubunda lider zaten. Sen Molde'yi hava şartlarında, o sağ koşullarında sürklase ettin. Maçı kazanan oldun. Artı yüksek tempolu futbolunu da içeride de oynuyorsun ve kazanıyorsun. Artı ilk 45 dakikada Trabzon'un oyun temposuna da ayak uydurmasını da kutluyorum. Bu kadar hareketli gidip gelen her iki kale arasındaki topun Trabzon'un da katkısı olduğuna inanıyorum. Ziya abi, arkadaşlarımız montajı yaptılar. Dediğim gibi Pereira uzun konuşuyor. Tercümanı onu açıklıyor. Onun montajı biraz uzun sürüyor. Arkadaşlarımız montajladılar. Yayına, habere hazır hale getirdiler. Pereira'ya kulak verelim. Takımın birkaç maçtır geliştirdiği bir bilinç var. Saha içerisinde gösterdiği taktiksel anlamda bir bilinç var ve taktiksel anlamda bir gelişim var takım üzerinde. Bu akşam çok iyi baskı yaptık. Rakibi oynatmadık. Kesinlikle oynatmadığımızı söyleyebilirim. Kontra ataklarına izin vermedik rakibin ve oyunu tamamen bizim kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Oyunu rakip yarı alanda oynadık. Pozisyonlar ürettik. Rakibe net bir tehlike yaratma fırsatı vermedik. Net bir pozisyon vermedik. Kaliteli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman. Yaptığımız için göstergelerini, yaptığımız için karşılığını almaya başladığımızı düşünüyorum. Şu anda takım kendi kimliğini oluşturmaya başladı. Kendi kimliğiyle oynamaya başladı. Nasıl defans yapacağını, nasıl hücum yapacağını ve bunları ne zaman yapacağını gayet iyi bilen bir görüntü ortaya koyuyor. Kontratakları durduruyor ve benim görmek istediğim Fenerbahçe'de bu zaten. Haftada bir maç oynamak başka. Molde deplasmanından dönüp o karşılaşmada galibiyet alıp bugün bu sahaya çıkmak başka. Ama orada da biz kendi oyunumuzu oynamayı başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum.
Bu akşama gelecek olursak, bu akşam da aynı şekilde hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 tane net gol pozisyonuna girdik ve Trabzonspor gibi zorlu bir rakibe karşı yaptık bunu. Trabzonspor'a da hiç pozisyon vermedik ve kalitemizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takımımız gelişiyor, takımımız her geçen gün üzerine katarak yoluna devam ediyor. Artık çok daha agresif oynuyoruz. Daha fazla ön tarafta kalıyoruz. Daha fazla ön tarafta top kazanıyoruz. Hep baskılı oynamak istiyoruz. Bizim oyunumuzun tarzı böyle bir oyun. Bazen bazı fauller çalındı bu akşamki maçta. Faul olmayan fauller. Ama biz yine de kendi oyunumuzu en iyi şekilde ortaya koyduk. Taraftarla değinmişken bir kez daha taraftarlarımızın muhteşem bir performans sergilediğini söylemek istiyorum. Kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Fenerbahçe taraftarı. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum ve onlara teşekkür ediyorum bize verdikleri destekten dolayı. Beren'in görüşleri böyle. Ziya Kaptan, bu görüşler üzerinden çok özür dilerim. Katılabilirsiniz tartışmaya. Buyurun. Ben şimdi ilk önce Parera'ya teşekkür ediyorum. Bize futbol öğretti. Kötü oynarken bizi eleştiriyordu. Bizi futboldan anlamıyor zannediyor. Ve öyle yorum yapıyordu. Şimdi biz futboldan öğrendik ya sayesinde. Şimdi de Fenerbahçe'yi alkışlayacak bir şekle geldik. Futbolu öğrendik sayesinde. Allah razı olsun. İyi ki de bizi böyle yukarıdan aşağı bir anlamadığımızı belirtir bir şekilde. Ya kardeşim, sen sevgili Parera sezon başında söylediklerini son 3 maça kadar gerçekleştiremedin. Kendi dünyanda iyi oynadığını iddia ediyordun. Kötü oynayarak maçlar kazandın. Şimdi iyi oynayarak maçlar kazanıyorsun. Biz senin daha önceki oynanan maçlarda eleştirirken kötü futbol kazanma, eyvallah. Fakat kötü futboldan devamlı kazanamazsın. Söylediklerine çelişkilere düşmüş olmuştun. Şimdi çelişki de ortadan kalktı. Sezon başında söylediklerin tatbik etmeye başlamış olan bir takım görmeye başladık. Abi burada bir şey diyebilir miyim? Şimdi dedi ki, bir açıklama yaptı Pereira. En önemlisi bence buydu. Bir basın toplantısı çok. Dedi ki en son dedi ben konuşacağım. Yani en son dedi ben konuşacağım. Herkes konuşuyor dedi. Evet. Şimdi burada öncelikle... Biz herkes bir şey söyleyeceğiz. En sonunda ben konuşacağım. Bir dakika. En sonunda konuşacak. Fakat başlangıçtaki konuşmasını ben ironi yaparak konuşuyorum. Ha, tabii yok, o ironi. Çünkü abi, başlangıçta o kadar enteresan bir laf etti ki. Hiçbir teknik direktörün bu lafı söylemeye lüksüne sahip değil. Abi, yorumcular ve gazeteciler, bizi eleştirenler futboldan anlamıyor dedi. Abi. Şimdi de biz ne diyoruz? Eleştirmiyoruz, alkışlıyoruz. Futbolu öğretti sayesinde öğrendik sen diyorum. Sen bir onu yapıyorsun ama ne diyeceğim abi? Adam linç edildi. Adam futbolu bilmiyor oldu. Yok. Adam yerden yere futbolu vurdu. Futbolu bilmiyor lafını biz kullanmadık. Sallama. Kim linç etti? Futbolu... Linç mi? Arkadaş, görüntüler varsa getirin daha düne kadar. Bir dakika, istediğin kadar görüntü getir. Bir sürü var abi. Kardeşim, biz Pereira'nın futboldan anlamıyor lafı etmedik. Biz değil ama bir sürü insan bunu söylüyor. Kim? Söyledi. Hiç kimse futboldan anlamıyor değil mi? Hayır, medyada abi. Karşı bu futbolu hayır. Bilmiyor. Bu nasıl teknik direktör? Linç de etmedik. Hayır. Bak, olur mu ya? Kardeşim, linç etmedik. Ağır eleştirdik. Ağır eleştiri... Linç oldu sonra. Niye linç oldu abi? Abi adam yerden yere vurdu. Ben acaba bir dakika. Ben hangi dünyada yaşıyorum ben anlamadım abi. Hayır. Sen ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Söyle. Ben şunu. Şimdi bu adam yerden yere vuruldu. Evet. Daha düne kadar... Bu adam herkes tarafından linç edildi. Herkes şey deme kardeşim. Abi yerden, ne oldu peki? Yerden yere vurdu. Şimdi iyi futbol oynamaya başladığı için... Aklı çıktı adam. Allah Allah. Biz kızdık. Biz aklı çıktık. Hayır, siz hiçbir aklı çıktınız. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Evet tamam. Sen ben şimdi... Bir dakika hayır. Ters geleceksin ya. Hayır ters geleceksin. Sen Adnan Aybaba Adnan olarak yazman lazım da. Şimdi senin söylediğin... Daha önce seyretmiş olduğun Fenerbahçe'yi zar zor kazandığı maçlarında futbolunu beğeniyor muydun? Hayır. O zaman ne konuşuyorsun? Ama bir dakika. Adam netice alıyordu. Bir. Biz ne diyorduk? Kötü oynuyorsun kazanıyorsun. Kazancına eyvallah. Ama bu futbol bu takımın hüviyetine yakışmayan bir futbol. Şimdi yakışan futbola döndün. Evet, alkışlanır hale geldin. Şimdi biz bunları söylerken daha evvelki eleştirdiğimizden,
Şimdiki çelişkiye düşmüyoruz. Ne görüyorsak onu söylüyoruz. Bir dakika, çelişki var. Çelişki ne? Senin dediğin laf. Sen, bana geleceksin. Var. Sen bana gelmiyorsun. Hayır, niye bana gelmiyorsun? Biz sadece bir şey anlatayım. Ben, konuşmaya tamam. Hakkım var. Çünkü ben adamı şeyden beri savunuyorum. Evet. Şimdi burada konuşuyoruz. Sen savunucusu değilsin. Sen araya üçüncü şans olarak girme. Abi girmediğimiz zaman da konuşamıyoruz ki. Hayranın çocuk. Ya bir dakika. Girmediğimiz zaman da konuşma şansımız yok. Söz verelim ya. Mecbur giriyoruz. Hayranı yalnız. Bir dakika. Peki abi biz konuşmadan. Hayır onu demiyorum. Şimdi şöyle bir sistemimiz yok ya bizim ya bu programda mesela. Şimdi Sabri Murat Özer'e sen ne diyorsun demiyor. Araya girmemiz lazım. Yoksa tamam. Konuşamıyoruz. Sevgili kardeşim zaten bizim konuşmamız ikinci olarak tekrarlandı. Hayır, ve bitti. Ben araya girmek zorundayım. Bak şimdi senin konuşman lazım yani. Olduğu şu zamanı haybe konuşarak geçiştiriyor. Tamam o zaman anlasın. Ben bir bağlayayım iki dakika. Evet. Tamam bağlayayım. Söyle abi. Ben de diyorum ki burada Aziz Yıldırım'a dedik ki başkan gönder. Terana'ya dedik ki bu nasıl hacıya getirdiniz bu hoca mı? Abi bunları herkes söyledi. Medyada yorumcular bunu konuştu. Halk taraftar ne dedi? Fenerbahçe taraftarı tabii en masum odur, doğrudur. Futbolu beğenmedi. Hoca gitsin dedi. O zaman buradan şöyle bir özet çıkmıyor mu onu demek istiyorum. Bizler ulus olarak bir fazla duygusal, iki fazla sabırsız insanlar değil miyiz arkadaş? Şimdi dönüp bu adam, ben diyorum ki bu adam aslında Türk ulusuna bir tokat gibi ders verdi ya. Bir dakika geldi. Şu adam bir ders verdi arkadaş. Bugünü diyorum abi. Bugünü Gökmen abi. Bak evladım bak. Bugün tamam diyor. Bak Mersin İdman Yurdu maçında tamam iyi oynadı Fener tamam o kadar gol attı falan tamam bunların hepsi tamam. Ama Mersin İdman Yurdu Fenerbahçe'ye aynı kefe koydunuz ama arada uçurum var. Ha Molde maçında tamam, mükemmel maç. Oynadı. Tamam. Anladın mı? Sahanın ıslak olması evet. Soğuk olması bilmem ne. Bu maçta ilk yarı itibariyle mükemmel oynadı. Şimdi geçmiş dönemde oynanan Fenerbahçe bu kadar pahalı bir takımın yani aşağı yukarı 6 aydır takımla birlikte teknik direktörlük yapan adamın yani son 2 maçta biraz daha kıpırdaması sonucunda mesela kendisi diyor ki taktiksel anlamda gelişme var diyor. Bak şimdi kaçıncı maç, kaçıncı hafta? 13. hafta. Bitti. UEFA kupasında kaç tane maç oynadı falan. Nereden baksan 15-20 tane maç oynuyor. Neyse. Şunu diyor. Kendi kimliğinde oynuyor takımım diyor. Bunun adı güç hoca. Güç. Sevgili hoca bunun adı güç. Koştuğun sürece zaten 70 milyon euro para harcamış bu sene. Bu sene daha harcamış. Diğer takımın içinde kalan oyuncuların toplam değeri ne? Nereden baksan 150 milyon euro. Fazla çarptığın zaman çarptığın zaman abi 150-450 falan yapıyor. Az para değil ki bu. Senin eline demek ki iyi bir takım verdiler. Sen bugün itibariyle gidip de ona bilmiyorsun da bilmem ne. Ziya abi haklı. Anladın mı? Yapılan yorumları abi. Falan. Şimdi bak bir dakika. Dinliyorum. Şimdi sen takım olarak iyi mücadele ediyorsan, iyi koşuyorsan anladın mı? Elindeki kadro yeterli zaten senin. Koştuğu sürece, oyuncular birbirlerine yardım ettiği sürece bu işi aslanlar gibi götürüyorlar. Götürdüler de. Bugün iki yarı itibariyle hakemden sonra en iyi Fenerbahçe'yi seyrettim ben bugün. İlk 45 dakika, 42 dakika. Tabii burada arkadaşımız neydi? Trabzonlu. Ne oldu? Trabzon'da o dakikaya kadar harika oynadı. 10 kişi kalıncaya kadar. Bundan önceki maçlarda aynı performansı gösterse Trabzonspor inan diyorum bugün çok yukarılarda olurdu. Hakikaten olurdu. Bayıldım. İlk yarıya bayıldım. 42'ye kadar. Ne zaman Trabzonspor 10 kişi kaldı? Alper Uludağ. Düşün 40'ta bir sarı görüyor. 42'de bir tane daha görüyor. Bunun adı profesyonellik falan değil. Senin aldığın para haram olsun o zaman. Olmaz. Sen Fenerbahçe gibi bir takımda öyle aralarında yok abi değil. Abi, hayır değil. Ya, ben kabul etmiyorum. Ya olabilir abicim. Yapmayacak. Ya, yapmayacak. Tamam, yapmayacak da yapıyor yapmayacak kardeşim. Yapmayacak. Milyonlarca taraftar var. Ondan bir şey bekliyor. Olsun, değil mi? Başarı haram. Bekliyor. Haram olsun. Yapma. Ya, genç futbol. Haram olsun. Hayır. Genç futbolcu oynar zaten. Senin benim yaşımdaki adamlar oynamayacağına göre genç. Haram olsun diye de ona diyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani yazık. Hakikaten yazık. Ben bu futbolcu tamam benim çocuğum yaşındalar. Bazıları torunum yaşında olabilir. Ama yok abi birileri çıksın söylesin. Yani 4-4-1-1 yahut da 4-3-2-1 falan değil futbol. Anladın mı? Bir ahlak gerekiyor. Ahlaksız mı bu çocuk? Efendi bir çocuk. Hata ya, yaptı ya. Kimi? Ya abi futbolun içinde hata yok mu Gökmen abi? Hata şimdi yaptı. Bak hata var. Bir de hatanın dışında takımını 10 kişi bırakmak var. Bu teknik anlamda yanlış. Bu takım dediğin zaman camia. Futbolcu arkadaşların emeğiyle ve ekmeğiyle oynuyorsun. Aynen. Doğru. Emek ve emeğin karşılığında senin takım arkadaşlarını ekmeğiyle oynuyorsun. Kazancıyla oynuyorsun. Taraftarı üzücü pozisyona düşürüyorsun. Takımına 10 kişi gereksiz bir durumda Engin daha İlk pozisyonda hakemden dalaşıyor diye
kendini attırmaya gidiyor dedi. Ben de o kadar da değil dedim. Sen bir takımını bu kadar gereksiz bir şekilde 10 kişi bırakarak oyunu germe hakkına sahip değilsin. Gençmiş. Yaşlı mı olacak? Tabii ki genç olacak. Ziya abi çok resmen teşekkür ederim. Resmen ihanet etti. Bak yapma. Resmen ihanet etti. Çok acımasın. Bak sevgili kardeşim ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim bak. Acımasın. Şimdi çıkıp futbolcular diyorlar ki o alıyormuş ne alıyorsun? 3. Sen 2. Sen 1,5. Deyla ne alıyorsun ya? 1,5 milyon TL mi alıyorsun? Evet. 1,5 milyon euro alıyorsun. Veriyor 4,5 bir dakika. Sonra çıkıyor diyor ki tribüne neden taraftar gelmiyor? Herkes ağlıyor. Ağlar tabii. Bu kadar milyonlarca euro senelerdi vere kulüpleri borca soktular. Hala vermeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar. O taraftar bu paraların hepsi yarısı yani harcanan yani kulüplerin borç batağındaki yarısını belki bu taraftarlar verir. Bütün kulüp taraftarları ödemişlerdi. Şimdi futbolcu diyor ki 3 alıyorum diyor. 3 kaç? 9 milyon euro. 9 milyon Türk lirası. 9 milyon TL alıyor. 9 milyon TL alıyor. Şimdi kaç alsın helal olsun. Anladın mı? Yani Ferrari'lere, Aston Martin'lere binsinler, Porsche binsinler tamam. Ama o taraftarı tribünde heyecanlandıracak, zevk verecek. Anladın mı? Sahada futbolu oynayın kardeşim. Çıkın koşun biraz. Biraz gayret sarf edin. Adam bir de diyor ki 12. adam tribünleri doldursun bize destek versinler. Biz bu maçı alırız. Yok ya. Yok. Sen milyonlarca euro sana para verecekler. Hadi bedava olsa hani asgari ücretle çalışsa falan hadi dersin. Zorla alıyor abi. Sevgili kardeşim bak. Bütün yalnız futbolcu değil. Yalnız futbolcu değil. Ben yönetimleri de katıyorum. Başkanları da katıyorum. Tamam. Futbolcuyu da katıyorum. Anladın mı? Bunlara verdikçe sonra diyor 12. adam destek versin. Ayıp ya. Utandır adam biraz ya. Şimdi... Utandır adam bir dakika. Utandır adam biraz. Anladın mı? Yok konuşacaksın. Tamam. Acele etme ya. Daha 3 saat zamanımız var. Anladın mı? Ayıp yani. Çıkacaksın. Aslanlar gibi bu paranın karşılığını sahada insanları coşturabilmek için ne bileyim keyif vermek için heyecanlandırabilmek için aslanlar gibi bugün oynanan ilk 45 dakika 90 dakika bütün maçlara yayacaklar kardeşim. İki takımda. Hakikaten mükemmel. Yabancı oyuncu ne olacak? Nasıl yabancı? Yabancı. Şimdi Van Persie gelmiş. Evet. Dünya paraları almış. Evet. O mantalitesi çok farklı abi. Neyim? Sen bunu yerli oyuncu için söylüyorsan kabul ederim bir bölümünü. Neyin mantalitesi? Ya adam farklı abi futbolun düşünüyor. Futbolun sahadaki verileri dünyanın her yerinde aynı mantıktadır kardeşim. Eğer Van Persie bu kadar şöhrete sahip, bu kadar golcülük ünvanına sahipse bana öyle çizginin önünden, kale dibinden golü kaçırmayacak. O farkı ben anlamam. Ben benim formumdaki en baba futbolcunun verimine bakarım. Ne kadar katkı sağladığına bakarım. Gol kaçıran adama ben sıcak bakmam. Hele bu kadar basit ve bu kadar şöhretli bir futbolcu tarafından kaçırılıyorsa... Diago da kaçırdı. Ya kardeşim ona da aynı tepkiyi koyuyorum. Kaçırmayacak be abi. Sevgili kardeşim kaçar. Ben soruyorum. Kaçar. Kaçar. Kaçar ama altı pastan topu da dikmez tavana. Tam Migros tribünde kadar gitmiştir belki. Gitmez, hayır. Gökmen'in Hilton'dan turist düşürdüğü gibi gitmez. Gökmen abi geçti. Şimdi bu adamlar kaç para? Beni bile arattı bir dakika, adam ya. Bir dakika, Diago bugün. Bir dakika, gülme boşuna. Hayır, Gökmen abi. Hayır, Gökmen abi. Hayır, Bey'e gülme. Diago senede kaç para alıyor? Abi nereden baksa 3,5 milyon euro. 5 milyon. 5 milyon. Ben şimdi affedersin ya. 100 bin euroluk bir futbolcu o golü attı. Ziya abi çok müsaade. Ben ne yapayım senin Ziya abi? Bir devre bitti Ziya abi be. 45 dakika oldu. Sayın Ugan özür diliyorum Özer'e. Şimdi 42... Ay baba 45 dakikadır sen konuşuyorsun. Seni ben çok zevkle dinliyorum Ziya abi lan seni. Ziya abi Fenerbahçe takımı bugün Trabzonspor'u sürekli seyretti sevgili Ugan. Trabzonspor takımı Sadi Tekelioğlu'ndan ilk yarıda Gökmen abiye katılıyorum. 10 dakika maçı seyrederken bir Avrupa maçı. Böyle maç iyi futbol zaman çabuk geçer. Bazı maçlarda sanki 4 saat oynanır 90 dakika bitmez. Trabzonspor çok güzel bir diziliş yaptı. 8. dakikada Trabzonspor'un kadife ayağı ekici soldaki topu tek top oynayıp Endo'ya atsa karşı karşıya kalacak. Trabzonspor öne geçeceği muhteşem bir pozisyondu. Volkan çıktı önledi. 2 dakika sonra da bu sefer Van Persie Alper ve pasında harika bir vuruş yapan Nani sol ayağından muhteşem bir şutla topu 90'a taktı. Kaleci Onur'un yapacağı bir şey yoktu. Trabzonspor o golden sonra oyundan düştü.
Ve geliyorum Trabzonspor'a. İlk yarıda Volkan'a bir şut Mehmet Ekici atıyor. Volkan çıkarıyor. Trabzonspor takımında bir tane şutumuz var. Kornerimiz dahi yok gibi bir şey. Ve dakika 42 içeride seyrediyoruz. Değerli yorumcularımızdan Ziya abi, Gökmen abi, Özer abi, Aybaba ile hep beraber. Ve diyorum ki bak abi şu Alper'in yaptığına bak. Kendini attırmak istiyor. Sarı kart gördü. Hakeme itiraz ediyor. Hakem genç hakem. İyi hakem sevgili Çakman'a sorduk. FIFA diyor ki iyi derbi maçlarında. Büyük maçlar. Trabzonspor derbi değil diyorsunuz. Bence büyük maç derbi gibi diyelim. Değil hadi. Mi? Ya derbi maçı. Oyunda tut diyoruz. Sevgili Çakman'la onda birleştik. İyi oyuncuyu sahada tutmaya bak. Atmaya bakma. Hainlik yapma. Orada kendini attırmak için uğraşıyor. Arkadan gidiyor. İki tane tekme yiyen sağ ayak sol ayak herhalde Erkan Zengin'den bir darbe yiyen oyuncuya gidiyor tandon bağına basıyor. Resmen beni at diyor. Sevgili Alper, Kayseri'den geldin, 23-24 yaşında bir oyuncusun. Yaptığın ayıp, takımını eksik bırakıyorsun. Eksik bırakıyorsun. Trabzonspor takımı zaten moralsiz. Avrupalılar para alamıyor diye kaçıyor. Sen Türk oyuncusun, seni Trabzonspor aldı. Bugün Türkiye'nin şampiyon dört büyükler ismini yazdıran Trabzonspor forması giyiyorsun. Kendini attırıyorsun. Zaten gücümüz, etimiz, butumuz ne? Bir de kendini attırıyorsun. Senin yerine giren oyuncular Yusuf güçsüz, formsuz. Trabzonspor Sadi Hoca mecbur değişikliği yaptı. İlk yarıda 5900 kilometre koşan Özer kardeşimiz, 5900 kilometre koşuyorsun. 3 kere toplam buluşmuyorsun. Niye koşuyorsun kardeşim? Hani var ya o yazan çizenler. 5000 koştu, 10000 koştu, %80 koştu, %20 koştu ama Beşiktaş %90 top oynadı, ezdi. 3-2-0 malum. Bana sonuç lazım. Ya sen hiç koşma, 3 toplam buluş, 3 gol yap, asist yap, bir şey yap ya. Boşuna koşuyorsun. Niye koşuyorsun onu anlamıyorum. Galeye şutun yok, asistin yok, onun yok. En çok koşan oyuncusun. Sadi Hoca da bunu gördü. Tak ikinci yarıda oyun değişikliği yaptı. Maalesef ikinci yarıda da Fenerbahçe önde bastı, domine etti, bastı. Farklı kazanacağı bir maçta. 2-0 Trabzonspor geriye düştü. Bu bizim için bir umut maçıydı. Gelecek olan yönetim veya mevcut başkanın yönetimde kalması adına çok değerli bir maçtı İstanbul'daki maç. 37.500 seyirci önünde oynadık. 37.500 seyirciyi ben tebrik ediyorum, Fenerbahçe seyircisini. Maalesef Trabzon seyircisi 3.700'e oynuyor. Bu da bir örnek olsun. Yani biz yüzde Fenerbahçe'nin %10'u bile değiliz. Onun için Trabzonspor delegeleri pazar günkü seçimde oylarını verirken aklı selim olsunlar. Bu Trabzonspor teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun sezon sonuna kadar Trabzonspor'un başında kalması gerektiğine inanıyorum. Dışarıdan alınan hocanın hiçbir faydası olmayacağını, oyuncuların moral bozukluğu oynayacağını. Trabzonlular, sevgili Trabzonsporlular beni iyi dinleyin. Trabzonspor'un efsane kadrosunda 30 tane topçunun 29 tanesi Trabzonluydu. Şampiyon olduğumuz 5 sene üst üste kadronun 25 futbolcunun 23'ü Trabzonluydu. Tarihte kaldı. Şimdi geç o işleri. Tarihte 23 kaldı. Tane oyuncunun 2 tanesi Trabzonlu maalesef. Utanıyorum. Trabzonspor eskiye dön. Ona göre hareket et. Trabzonspor delegelerine sesleniyorum. Trabzonspor'dan yol bulan yöneticileri değil. Trabzonspor'a katkı, Trabzonspor'a menfaat, Trabzonspor'un borçlarını neredeyse kayyum diye konuşulan Trabzonspor'u düzlüğe getirecek sevgili Trabzonspor delegelerine bir hafta var. Aklı selim olun. Yeni bir yönetim çizin. Ben bugün Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. Niçin alkışlıyorum? Sadi Hoca moralini bozma. Sen bu gelecek hocaların hepsinden de iyisin. Trabzonspor'un ilk 10 dakikası mükemmel. Atılan oyuncu. Şutumuz yok. Kornerimiz yok. Canın sağ olsun. Ziya abiye katılıyorum. Fenerbahçe bizi sürekli seyretti. Sevgili Özer'i beni bağışla, senin önüne geçsin. Bırakın da o işleri ben yapayım yani. Olur mu? Yani, affedersin. Söz verme işlerini ben yapayım. Sevgili rica kardeşim. Ederim. 10 dakika şimdi falan değil. Bak Trabzon ve Fenerbahçe 42 dakika. 10 kişi kalıncaya kadar mükemmeldi. Bak iki maç. Harika, mükemmeldi yani. Ben keyifli, hızlı, heyecanlı, az top kaybıyla oynanan bir maç izledim. İki takımı da kutluyorum. Şimdi Twitter'a baktım şöyle bir hemen. Göz gezdirdim. Sporun dibi Levent Ümit Erol. İddia severlere söylüyorum. Maç birden bir olur ve Fernando Ayseri'yi bozmaz. Gol atar yazmış. Fenerbahçe bugünün tarihini atmış. Lider olur diye daha önceki tweetlerini ortaya koymuş. Yarı saha. Lazar Markovic şöyle demiş. Maç sonunda benden formamı isteyecek bir oyuncu bana doğru koştu. Kim olduğunu da bilmiyorum. Çok tuhaftı ifadesini kullanmış. Footstat. Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'a 18 yıldır, Galatasaray'a 16 yıldır, Beşiktaş'a 9 yıldır yenilmiyor diyor. Trabzonspor adına en son Kadıköy'de golü atan Burak Yılmaz.
ve Trabzonspor kuliste bu gecenin yürekli oyuncuları Salih Dursun ve Aykut Demir'i yürekten kutluyoruz şeklinde tweetler atmışlar. Zaman zaman okurum. Şimdi maç sonrasına gidelim. Görüntüyü bir aktaralım sizlere. Evet, maç sonrasında arkadaşlarımız tabii ki röportajlar peşindeydi. Bu arada Fenerbahçe Televizyonu da karşılaşma sonrasında yayın yaptığı, onların da yardımlarına teşekkür ediyoruz. Ve Fenerbahçeli futbolcuların gidişleri vardı. İşte şimdi onu ekrana taşıyoruz. Görüntüler böyleydi. Murat Özarı, al lütfen sözü. Çok sağ ol. Şimdi tam Adnan bir konu açtı. Orada ben girecektim, giremedim. Şimdi gireyim. Şimdi Adnan dedi ki, Fenerbahçe'nin teknik direktörün dedi, insanlar dedi yerle bir etti dedi, yerden yere vurdular filan dedi. Ben orada söze girecektim. Çünkü ben kendimi üstüme hiç alınmadım. Ben Pereira Türkiye'ye geldiği günden beri Fenerbahçe... Seviyorum dedin. Evet, işte söyleyeceğim tekrar, sözümün arkasındayım. Pereira Türkiye'ye geldiği günden beri gönlümde yatan aslan dedim. Ben Türkiye'ye şu ana kadar gelmiş en iyi yabancı teknik direktör dedim. Duruşu, hali, rüyetisi, işte yapmış olduğu hareketlerle falan. Benim gönlümde yatan bir aslandı. Hatta şu anda ilginç bir şey söyleyeceğim. Nereden aklıma geldiyse. Keşke Galatasaray'a gelseydi diye düşünüyorum. Keşke sezon başı Galatasaray'a gelseydi de Galatasaray'ın teknik direktörü olsaydı. Ve Galatasaray'ı çok iyi yerlere getireceğini düşünüyorum ben. Eğer Pereira Galatasaray'ın başına keşke gelseydi. Yani sezon başında Fenerbahçe bu teknik direktörü bulacağına keşke bizim yöneticiler bulsaydı da takımın başına getirselerdi diye bazen düşünüyorum. Bayılıyorum yani ben bu adama. 3 kupalı sakalsız Hamza Hamzoğlu'nu mu gönderdiklerdi? Sakalsız kaldığına mı üzülüyorsun? Hayır, yani ben bu adama... Mustafa Deniz gelince sakalımı keseceğim. Mustafa Deniz'in gelmesi beni hiç heyecanlandırmadı. O ayrı bir konu da. Şimdi ben diyorum ki bu Pereira'ya ben bugüne kadar hep sezon başından beri, geldiği günden beri Fenerbahçe kötü oynadığı zaman da Pereira çok iyi teknik direktörü, Pereira çok iyi takımı çalıştırıyor. Pereira'ya hep iyi şeyler söyledim. Onun için Adnan'ın o söylediğini ben kendim üstüme alınmadım. Ben kendim o konuya girmiyorum. Şimdi bir de şöyle bir konu var. Şimdi ben demiştim ki sezon başladı, bu program başladığı zaman Ziya Avcı'yla beraber olduğumuz zaman. Şimdi beraber değil mi? Hayır, yani sezon başladığında, bu program başladığında demiştim ki. Sabicim benim sözümü sakın kesme, 5 dakika konuşacağım çünkü hiç konuşmuyorum. Sen ayağa kalkınca sanki, ayağa kalkınca üzerime geliyorsun ya, bir dakika dur diyeceksin zannediyorum da onun için. Ara sıra dalacağız oğlum. Şimdi, yok sen karışma Gökten. Şimdi, ben dalarım hiç. Dalma. Kusura bakmasın. Ben dedim ki, Melo gittiği gün demiştim ki burada, bakın dedim Melo'yu yolluyorsunuz. Hatta dedim ki Ziya abi dedim burada bizde 7-8 hafta sonra Ziya bizde kafa yapmaya başlar. Bizle dalga geçmeye başlar dedim Fenerbahçeli olarak Galatasaray'la. Ve aradaki puan farkı 10'a falan çıkar demiştim. Hatırlıyorum, kayıtları var. Melo gittiği gün dedim ki Fenerbahçe aradaki farkı 10'a falan çıkarır dedim. Ve şu anda aradaki fark 7. Fenerbahçe, Galatasaray arasındaki puan farkı 7. Trabzonspor'la 13. Ve Pereira Fenerbahçe'yi bana göre şu ana kadar yapmış olduklarından, hareketleri, tarzıyla, kimseye taviz vermemesiyle Pereira Fenerbahçe'yi bugünlere getiren adam olmuştur. Ben Pereira'yı alkışlıyorum ve kutluyorum.
Ve diyorum ki bir daha tekrarlayacağım. Keşke Galatasaray'a gelseydi. Bir de bu Alper Uludağ denen arkadaş. O konuya da açayım. Alper Uludağ. Ben ilk defa gördüm çocuğu. Bak inan, hani diyeceksiniz ki peki sen nasıl futbolla ilgileniyorsun kardeşim? Açık açık söylüyorum ya. Gerçeği söylüyorum burada, yalan konuşmuyorum. Kayseri'den, ben bu gece, Kayseri'den aldık. Geleceğin iyi oyuncularından biri. Ben çocuğu ilk defa gördüm. A milli takım kampına da çağrıldı. Ne bu zaman çağrıldı? Genç, 2 sene evvel çağrıldı. Gerçekten. Evet, Ümit Milli, U Milli. Ben görmedim. U21 abi, Milli. Görmedim, ben gerçeği konuşuyorum. Belki benim hatam, ben çocuğu ilk defa bu gece gördüm. Takip etmeyebilirsin, gayet normal abi. Olabilir abi, ben söylüyorum, gerçeği söylüyorum. Ben ilk defa çocuğu bu gece gördüm. Daha önce yolda görsem tanımazdım. Şimdi çocuğa ihanet etti diyorlar. Kardeşim burada suç bu çocukta değil. Sen Fenerbahçe'yle oynuyorsun. Çok önemli bir maç. Şükrü Saracoğlu'sun da çok önemli bir dev maç. Bu maçta bana göre suçlu Sadi Tekeli oldu. Niçin? Bir dakika anlatayım şimdi. Niçin? Anlatıyorum. Niçin? Diyorum ki bu çocuğun kabahati yok. Bu çocuk Fenerbahçe maçına sen çıkarmışsın çocuğu, koymuşsun ateşin içine atmışsın. Çocuk amatör hükümede olmayacak hareketler yapıyor. Durup dururken gidip adamın tendonuna basıyor. Durup dururken gidip adama giriyor. Hiç alakasız işler yapıyor kardeşim. Yani bu çocuk nereden ihanet etti ben onu anlamadım. Çocuğu oraya atan, ateşin içine atan Sadi Tekeli oldu. Peki nereden? Bir dakika. Bu başta tecrübeli adam koyacaksın. Saçma konuşma. Niye saçma konuşma? Saçma. O oyuncuyu halden mi getirdiler, koydular Trabzon başına? Nereye koydular? Ne anlatıyorsun sen ya? Nereye koydular? Yahut da mezbahadan mı getirdiler? Ya bu maçta bu adam oynatılır mı ya? Bu ne maçta, bu kadar önemli bir maçta. Ya çocuğun bir kere girişten haberi yok. Adamı nasıl gireceğinden haberi yok. Adam mahalle maçında gibi gidiyor, 2 tane giriş yaptı ya. 2 dakika içinde mahalle maçı gibi giriyor, adama giriyor. Öyle Trabzonspor'da oynayan adam öyle adama mı girer? Ya yanlış oynadı diyebilirsin ama Gökmen abi doğru söylüyor. Abi ya Trabzonspor eksikti, futbolcu bulamıyor. Tamam da sen Mezbahadan kasabı getirdiler. İhanet etti diyorsunuz. Adam ihanet etmedi. Adamın kapasitesi o. 3 dakikada 2 kere sarı kart görüp kırmızı gördü. İşte ihanet etti. Ben de diyorum ki kapasitesi o. Bütün arkadaşlarına ihanet etti. Abi Gökmen abi adamın kapasitesi o. Oğlum yanlış öder. Adam hayatında Fenerbahçe maçı oynamamış ki ya. Adam hayatında Fenerbahçe maçı oynamamış. Sen adamı bu kadar bu maçta ateşin içine atıyorsun. Murat bak. Sen de dalaşmak istemiyorum. Abi dalaş. Komik duruma dalaş. Niye komik duruma? Abi. Yani. Abi oynamamış. Çok ağır konuşacağım. Konuşmuyorum. Özer abi 13 yaşındaki oyuncu. Özer bak çok ağır dersin. Hadi bak, sözün, bak sözünü kesmek istemiyorum. Sevgili kardeşim inatlaşma. Bak, kardeşim ne münasebe. Ya 23 yaşında ben 24 yaşında 6 şampiyonluk futbolu bıraktım ya. Adamı ilk defa gördüm ya. Allah Allah. 24 yaşında. Adamı ilk defa gördüm ya. Özer sen görebilirsin. Evet. Bu adam 16, 17, 18, 19, 20 milli takımlarda oynadı. A milli takım kadrosu. Bu maçta mı konuş? Allah Allah, 23 yaşındaki bir adam oynamasın. Ya 17 yaşındaki Messi, 17 yaşındaki Messi Ankara maçında koy, Bilbao maçında koy. Bu maçta konmaz. 17 yaşında Arjantin milli takımda oynayan bir adam, 23 yaşında, 24 yaşında bir adam. Trabzon nasıl oldu? İhanet etti diyorsunuz. 40 yaşında mı atacağız? Bir dakika, çocuğu bak ateşin içine attı, ihanet etti diyorlar şimdi. Doğru söylüyorlar. O zaman niye sen o çocuğu bu maça koyuyorsun kardeşim? Allah Allah. Koyma, demek ihanet etmedi o çocuk. Nasıl yani? O çocuk ihanet etmedi. O çocuk kapasitesi böyle bir maçı kaldıramadı. Neyi ya kaldıramadı? Bir tane Trabzonspor'da oynayan adam öyle girip 2 tane attı. İlk defa oynamıyor o çocuk ya. He? O çocuk ilk defa oynamıyor. Ne zaman oynadı ya? Maçları sen seyretmiyorsun. Allah Allah, ben görmedim adam. Ya Engin abi bir tane maçta oynamış. Bir tane değil abi, ya. Nerede 4 oynadı 4 ya? 4-4 maçta oynadı. Bak şimdi çocuğu ateşin içine adan insan Sadi Tekeli oldu. Şimdi bak Gökmen abi diyor ki mesela ben saygı duyuyorum. O diyor ağır konuşacağım, biraz da konuş sen, canını yiyeyim senin. Şimdi bak bir şey senin diyeceğim. Bak Coşkun Nur için de yazdım. Coşkun hocamın oğlu olmasa başka türlü konuşur. Konuş yani. Hayır değil. Sen teknik direktörün oğlu olan. Evet. Anladın mı? Murat evet. Özan'ın evet. Bu kadar saçma konuşma hakkı niye yok. Ya saçma? Hayır konuşma. Yok. Ben doğru konuşuyorum. Hayır yok. Ne doğrusu? Bu maçta. Zaten sizin gibi beyinler Türk futbolunun içine etti ya zaten. Olmaz. Hadi ne olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne olmaz. Hep geyik muhabbeti. Bütün programları izliyorum. Yok yok. Sen dokunulmazlıklar var canım benim. İhanet ettiriyorsun Gökmen abi o zaman. O zaman sen de. Genç çocuğa, demin dedin ki hakemi dedin şey Serdar Çakman'a, daha yeni dedin gelen hakemi dedin, daha Türk futboluna kazandıracağımıza yerle bir ediyorsun dedin. Sen de o zaman şimdi daha ilk defa Trabzonspor'da oynayan genç bir çocuğu ihanet etti deyip sen de onu yerle bir ediyorsun. Ya hadi bakalım. Ne alakası var? Sen 2 dakika önce söylüyorsun. Hayır 2 dakika önce ya. Serdar Çakman'a dedin ki sen. Genç çocuğu dedin, yerle bir ediyorsun, Türk futboluna kazandıracağız dedin. Sabri. Şimdi evet. Böyle oldu diyorsun. Evet Alper'in. Daha önce Trabzon hangi maçlarında oynadığını bakıyorum çıkarım. Abi. Evet abi çıkarın abi. Abi ben çocuğu ilk defa gördüm. Merak etmeyin ben onunla uğraşıyorum. Allah belamı versin ilk defa gördüm. Abi ya. Senin eksikliğinse ben abi, ne yapayım? Abi benim eksikliğim ya? Değil. Nasıl senin eksikliğin abi, değil? Abi benim eksikliğim. Kimin eksikliği ilk defa görüyorsun? Kim bu çocuk ya? Ya eksiksin. Daha önce Trabzonspor'da ne zaman abi, oynadı? Abi ne zaman oynadı kardeşim? Eksiksin şimdi bakalım. Söyleyin abi çıkarın abi. Geçen seneki Kayseri Spor'a bak. Kayseri Spor'a Süper Lig'de kaç maç oynamış bak. Aksine ben çocuğu yerle bir etmiyorum bak sen yanılıyorsun. Ben çocuğu savunuyorum. Neden savunuyorum?
ihanet etti laflarına katılmıyorum. Avukat çünkü... olsan 5 kuruş etmezsin. Ya böyle bir savunma olmaz. Savunuyorum. Diyorum ki çocuk daha tecrübesiz. Bu adam Fenerbahçe'ye karşı oynatırsan Nani'ye girişini görmedin mi? Mahallem halı sahada öyle girilmez ya. Alper onu da. Engin Allah'ın 25 yaşında. Bir dakika. 25. 6 maç oynadı. Evet. Bunlardan 5'inde ilk 11'de çıktı. Hangi takımda? Trabzon'da. Bu sezon mu? Trabzon'da evet. Bu sezon. Şey Benfica'da. Yani ilk 11'de mi oynamış? Evet. Benfica'da oynadı. Benfica'da. İlk 11'de. 6 maç oynamış söylüyorum. İlk 11'de. Evet. Her maçın kadrosunda var. İlk 11'de oynamış. 13 haftada ben, 6 hafta oynadı. Daha önce nereden gelmiş Trabzon'a? Kayseri'den. Milli takım aynı milli takım. Süleyman Ormanoğlu. Süleyman Ormanoğlu. Sabri'cim kaç yaşında? Bir dakika. 25. 25. 24. Bizim öyle abi ya. Genç çocukmuş ya. Canım benim ya. Messi 20 yaşından 24 yaşına kadar 4 kere dünya en iyi futbol seçildi. Bizimki 25 yaşında hala geliyor. Niçin bunu böylesin diyorsun? Abi bak. Canım bir özür borcum var TV'ye bizle ilgili. Sen bir saattir konuşmadın diye intikam almaya çalışıyorsun. Aynen intikam bile almıyorum. Ben de alırım intikamı senden. Bak, yorma beni. Sen şimdi bak sen beni yorma. İhanet etti. Abi neyine ihanet etti adam? Bütün takım arkadaş. Evet etti. Niye ihanet etti? At bilerek kendini attırdı. Bilerek mi? Evet. O bir tane daha çıktı. Bilerek katıldı. Evet aynen katılıyorum. Hadi buyur. Kendini bilerek attırdı. Çocuğu iyice Türk futbolundan atacaklar çocuğu. Bilerek katıldı diyor. Ziya Bey dedim ki bak Ziya bak atılmak istiyor dedim. Bak hakem ona kart veriyor. Hakem ona kart veriyor. Bu dönüyor hakemin arkasında şu hakem sen hakem. Bir tek ayağa kalkar mısın rica ediyorum. Sen hakem ayağa kalkar mısın abi? Ne rica yani? Ediyorum ayağa kalk abi. Sen hakemsin kalktık abi. Evet. Şunu da kart bana kart. Şu kırmızı olan bana kart göster. Ne yapıyorsun bana kart göster. Ya ben böyle ya bir şey görmedim ya. Mendilimi çıkar. Mendilimi çıkar. Bir şey ölmez. Bana kart göster abi. Ben Alper'im. Bana kart göster. Düdük ama düdük. Ya bir dakika düdük. O zaman. Madem öyleyse sen. Al sana bir dakika dur. Dur ya tükürme ya. Dur kalemle tükürüyorsun be abi ya. Dur bir dakika. Bana kart göster abi. Ya geç abi sen. Ben hakem sen şimdi. Sen hakem. Ben Alper'im. Hazır haber olma hakemim ben. Hadi düdük. Buyur. Ben sen hakem. Bana kart göster. Sağ çek. Arkanı o tarafa dön. Ben de sana ne nereye döneceğim hakemim ben. Hayır sana hayır o tarafa sen dönüyorsun o tarafa gidiyorsun. Bana bak diyorum sana. Sen arkanı dön. Evet, arkanı dön. Hakem gel buraya. Evet. Sen bana gene ben Alper'im. Evet. Sen de hakemsin. Bana kart gösterdin ya. Göster. Abi kırmızı sırtını değil. Dön be. Tamam. Kameraya sırtını dön. Tamam. Bana kart tamam. Göster. Dön arkanı. Engin abi kameraya sırtını dön. Ben senin önüne doğru geçeceğim. Evet. Bu arada Ziya abi diyorum bak Ziya abi kendine. Abi bir dakika Ziya abi diyorum bak kendini attırmak istiyor. Ziya abi dedi ki bana. Ya olmaz attırmak istiyor. Ya adam girişten abi dedim attırmak istiyor. Arkadan 10 saniye geçiyor. Arkadan 10 saniye geçiyor. Sen ayağa kalk şimdi. Ya yeter ben senin tanrımla bir çakayım abi gel. Gel şu. Çakmayacak. Çaktırma. Çaktırmadan. Tamam. Seni öldürmeye teşebbüs. Ya ne diyerek adam acemi ya. Mahkemeye gidesin 6 ay. Ya çocuk acemi. Niye siz çocuğu ya 24 yaşındaki çocuk acemi olur mu? Acemi. 25 ya. 25 yaş isterse acemi. Abi ilk başına Ziya abi beni bağışla. 11. aydayınca. Ocak doğumlu bu. Ben bir aydan beni affedin. 24 yaşında beni bağışla. Çocuğu siz zannet. Siz çocuğu sanki Barcelona'da falan bayağı bir oynamış da Trabzon'a gelmiş. Almanya 2. liginde, evet. Almanya Aachen'da oynamış. 2011-2012 25 maç. Evet. Sonra Ingolstadt'ta oynamış. 2012-2013 20 maç. Sonrasında Almanya Bölgesel Lig Bayern'de oynamış. Ingolstadt. Evet. Orada çok fazla oynamamış. Evet. Kayseri Spor'a gelmiş 20 maç. Evet. Süper Lig'de 20 evet. maç. Tecrübe kazanamamış. Ondan sonra PTT 1. Lig'de Kayseri Spor 27 maç. Evet. Ziraat Kupası'nda 6 maç. Ve bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde bir maç 11'de 5 maç Trabzonspor'da 4'e 11. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de futbol oynadım. Hani böyle çok böyle milli de oldum 1-2 kere falan. Çok da böyle önemli bir kariyere gelmedim futbolculuğumda ama ben sana söyleyeyim ben Galatasaray'da oynadım. İstanbulspor'da oynadım. Ingolstadt'tan daha kariyerliyim. Ne alakası var? Oynadığı takımları sayıyorsunuz. Ingolstadt'ta oynamış. Trabzonspor'da 13 maç altında. Zanzongat'ta oynamış. Bilmem ne de oynamış. Abi bu çocuk, bak bu çocuk. Ben de size diyorum ki bu çocuğu ateşin içine attı bugün Sadi Tekeloğlu. İddia ediyorum ya sabaha kadar tartışsanız ben de tartışırım. Ya 25 yaşında bir adam olur mu Allah aşkına? Şunun üzerinden yorum yapsak. Ne yapabilirdi? Yusuf Erdoğan'ı niye koymadı desen. O tartışma belki futbolun içerisinde biraz daha yer bulacak Murat. Ya bir dakika kardeşim. Dünya tarihinde 2 dakika, 3 dakika içinde aynı şekilde bir adama girer mi Trabzonspor'da oynayan bir adam ya? Bilerek yaptı, ihanet etti. Hala bilerek yaptı. Yaş 25. Ya nasıl şey bilerek hocam, yapar bilerek abi ya? Bilerek yapıyor. Ağır değil mi? Kendini yaptırıyor. Evet. Senden de ağır konuşuyor. Sen ihanet dedin, o bilerek yaptı. Abi bilerek yapıyor. Onun kart olduğunu çok iyi biliyor. Senden de ağır konuşuyor. Bu bilerek yaptı diyor. Demek ki burada saçmalayan ikimiz değil, sensin. Sensin. Aa! Sen diyorsun ihanet etti, o diyor bilerek yaptı. Bir saçmalayan ben oldum. Yok, doğru ya. Söylüyoruz. Allah Allah. Sen evet, kıvırıyorsun, biz doğru söylüyoruz. Ben niye kıvırıyorum?
Evet. Niye kıvırdın Gökmen abi? Lan jübilesi gelmiş lan çocuğun 25 yaşında. Ya ne gelmiş? Lan jübile yapacak. Ya, jübile yapacak. Ya, jübile İstanbul'da, İstanbul'da Taksim'e götüreyim herkes turist zanneder. Çocuğu kimse tanımıyor be abi. Hadi, yapmayın hadi, ya. Hadi. Ne alakası var ya? Gözler bir şey diyeyim mi? Çok affedersin de sende keçi inadı var abi. Sen diyorsun ki bu keçi ben de keçiyle denizde siz, denizde boğulmaz Atlantik'te. Ve keçi dağda mı yürür denizde mi yürür? Ben aksine çocuğu koruyorum ben. Çocuğa abi sen keçiyi keçiyi 100 metrelik derinde yüzme yürütmeye çalışıyorsun. Ya bir de çocuğu bir de çocuğu koymuşlar nereye koymuş biliyor musun çocuğu? Ateşin içine atmış. Bir de kimin karşısına koymuş ya, biliyor musun? Nani'nin. Murat ya. Bir dakika ya lafımı bitirebilir özür dilerim. Aynı şeyleri söylemeye başladım. Hayır Nani aynı şey mi abi? Hayır. Çocuktan bahsediyorsun boyuna da. Tamam da şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim bitiriyorum. Nani ile Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'nin en etkili olan iki tane sağ taraf Nani'yi Gökhan Gönül uçuyor herifler. İkisinin önüne koymuş bir de çocuğu. E sol bek adam. E kardeşim tamam da sen Nani ile Gökhan Gönül ile bu çocuk nasıl baş etsin kardeşim? Çocuk bir ara ben baktım şeye. Ya koydum. Hala çocuk diyorsun 25 yaş ya, emekli olacak emekli. Çocuk bak iki tane büyük bitirse o hale gelemezdi. Çocuğun şeyi gitti abi. Ama şu bence şurada bir daha düşünmeniz lazım. Bilerek yaptı demek çok ağır bilerek bir şey. Bilerek yaptı. Kart istiyor. Kırmızı kart istedi. İsteyerek aldı. Hani oyuncu vardır ya kurnaz futbolcu penaltı yapar. Rakibi arkasını aldı. Niye ona bir şey demiyorsun bilerek yaptı diye. Niçin mi yaptı? Trabzonspor bak sana bir şey diyeyim mi? Hayır ben kabul etmiyorum bilerek yaptı. Ben sana söylüyorum. Hayır bir anlamaya çalışıyorum. Niye yapsın? Sinirlendi. Sinirlendi. Fenerbahçe sağdan çok geldi. Gerginlik yaptı. Burası öyle Süper Lig. Süper Lig'de yapmış olduğu bu acemiliğini ben bilerek yaptı diyorum. İhanetine vatana ihanet etmedi. İhanet etti Trabzonspor takımı. Ama bu şimdi sizin kendi görüşünüz ama insan bir görüş ortaya koyar. Trabzonspor'un 10 tane arkadaşına Fenerbahçe dişli rakibimiz. Buradan yenilmeyeceğiz. Gurur maçımız, şeref maçımızdı bizim bu. Tamam. Trabzon oyuncularının Trabzonspor oyuncularının, Sadi Hoca'nın, yönetimin, mevcut yönetimin, gelecek yönetimin şeref maçıydı. Takım arkadaşlarını eksik bıraktı. Belki de Trabzonspor. Bir şey soracağım. Sevgili Uygar. Ama soruyu sorma cevap alayım abi. Siz kendi kendinize motor gibi anlatıyorsunuz. Bir soru sorayım. Abi motor gibi anlatmak için burada para sorayım. Soruya cevap verin siz. Buyur. Diyorum ki, diyorsunuz ki bilerek yaptı. Şimdi bir insana bilerek yaptı demek için bir şey görmeniz lazım. Ne gördünüz? Gördüğümü anlatıyorum. Ne gördünüz? Ayakta anlattık. Bilerek yaptı. Ziya Bey dedim ki bak abi kart istiyor dedim. Attıracak kendini dedim. Ama buyur ben bilerek lafına da katılmadım. Hayır. Katılmayabilirsin. Tabii. Ya bir futbolcu bilerek atılmaz. Ziya abi. Sinirlendi dersin. Sinirlendi. Sinirlendi. Tamam. Bilerek lafımı sinirlendireyim aldırayım. Tamam. O çocuğu da pek vahim duruma sokmayayım. Yarın onu Trabzon'da döverler. Derler ki Kozmaz bunu dövdürttü derler. Sen beni yani dinle. Size o sen yüzden. Beni dinle. Alper kardeşim sen beni dinle. Tamam mı? Sen git arkadaşlarından, hocandan özür dile. Yaptığın hareketleri ezberle. Sen çocuk değilsin. Çocuk 17 yaşında, biz Trabzonspor'da forma gidiyoruz 17 yaşında, hamiler gidiyor, biz gidiyoruz. Ya arkadaş çocuğa ne kızıyorsunuz ya? 25 yaşında çocuk sen mi? Siz teknik direktöre bakın ya. Söylüyoruz. Siz önce Sadi, önce siz. Şimdi aklına geldi, seni de destek vermiyorsun. Yok, bilak. Kedi gibi oturmuş. Sen önce Sadi Tekeloğlu'na baksana. Allah aşkına şu Sadi Tekeloğlu'nun. Bir resmi var mı şapkayla birlikte? Deminden beri susuyorsun. Bir dakika da fotoğrafı var. Fotoğrafı var, bir fotoğrafı var mı? Şapkasına ne olmuş ki? Bir dakika arkadaş, sen şimdi teknik direktör futbolcuya sallıyorsun ya 25 yaşında çocuğa. Şeref bir şey söyleyeceğim. Trabzon'da futbolcular şerefi için oynuyor diyorsun. Doğru mu? Bir kere bu kalıplaşmış laf. Her takım şeref için oynuyor. Bak hayır. Bu yenilince bu şeref, şeref maçı mı? Yenilince şerefsiz mi oldu futbol? Ne münasebet? Bakın bu işleri ya. Ya ay baba. Ya bu bayrak. Sahaya çık oyna. Geç bu işleri. Sahaya çık oyna. Yenil aslan nerede gibi. Herkes seni alkışlasın. Allah Allah. Sen böyle takımını bilerek öyle. Sen demin tane neredeydin kart ya? Kart üstüne kart görüp bir şeref atırsan. Onur için oynuyorsun. Takımını eksik bırakırsan. Yenilince onursuz mu olur futbolcu? Takımını eksik bırakırsan takımına ihanet etmiş olursun. Niye ya? Ya bir şey çocuk bir hata yapmış mıdır? Yapmıştır. Doğru. Katılıyoruz arkadaş. Ama bu çocuk savaşa mı gidiyorsun? Asker mi bu ihanet edecek mi ya? Bu neticede bir oyun oynuyoruz ya. Ya ne çocuğu? Ne kadar abarttınız ya? Fenerbahçe'den oynuyorsun. 37.500 seyirci seni seyrediyor. Ne konuşuyorsun ay baba? 37.500 seyirci arkadaş Kortaz'a sen geleceğin milli takımın oyuncusun. Sen Sadiye'ye ne kızmıyorsun? Teknik direktöre. Kordozo'nun ne işi yapmış? Nasıl dünyanın en iyi oyuncularına bir tane santraforu. Kordozo'yu kulübede oturtuyorsunuz ya. Ne konuşuyorsunuz arkadaş siz bana ya? Kalkmışsın Sadi. Sen Sadi Hoca bugün milli takımın önemli oyuncusuna Gökhan Gönül'e yaptığı şeye bak ya. Sen dur. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne oldu? Şimdi fotoğraf da sevgili burada sevgili seyirciler burada tartışma tekrarlamaya başladı kendisini. Öncelikle Gökhan Gönül ile Sadi Tekelioğlu arasında bir gerilim yaşandığını hatırlatalım. Önce Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamayı getirelim ekrana. Öncelikle
Sevgili seyirciler, biraz önce söylediğim gibi Sadi Tekelioğlu ile Gökhan Gönül arasında bir gerilim yaşandı. Bununla ilgili açıklamaları biraz sonra sunacağım sizlere ama öncelikle Adnan Aybaba ısrarla bir söz istedi tekrar. Ya ben sana söyleyeyim, şimdi burada Sadi Hoca normalde şu pozisyonda, şimdi konuştu ya, Engin'den geldi bu iş. Kosmos Engin'den nereye geldik? Normalde Sadi Hoca'nın tribüne atılması lazım hakem tarafından. Arkadaş, sen bugün Gökhan Gönül çok önemli bir oyuncu. Bilmem ne, sen ne vedalaşıyorsun ya? Ya bu nedir? Daha geçen de böyle oldu. İki teknik direktör birbirine girdi. Bilmem ne. Ne oluyoruz ya? Bir de futbolcuyla teknik direktör arasında diyaloglar çok iğrenç oluyor. Hoş olmuyor kardeşim. Emre ile Bilic'te de oldu bu olaylar. Şimdi Şenol Güneş'le Okan Buruk arasında Okan Buruk'ta oldu. Ya bu böyle şey olur mu ya? Sen şimdi Sadi Hoca. Ya Sadi Hoca'ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Trabzon hocası, bu kadar önemli bir camianın hocası, bir kere abi şapkayla çıkmaz ya. Ya ben... Ya kusura bakma, ben bu kıyafete bakarım arkadaş. Bak ya bir takım elbise gibi. Bak bir anda Pereira, Fenerbahçe'nin teknik... Allah aşkına. Aa, bir dakika. Ne gülüyorsun ya? Baba, cevap ya, verebilir miyim? Baba, baba, cevap vereceğini sen... Abi, ay baba. Bir dakika. Ay baba. Bir dakika. Çok sevilen Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin. Söyle. Şapkasını hiç çıkarmazdı. Ya, Cumhurbaşkanımızdı. Ya, Allah rahmet eylesin. Adam gibi adamdı. Ya. Nurlar içinde yatsın. Sen beni bir daha baba dinler misin? Aslan gibi antrenör. Sen orası mankenlik ya değil. Orada takım elbise, kravat, Şenol Güneş gibi. Yok kırmızı gömlek giymiyor. Yok işte, mayo mu giyiyor, don mu giyiyor. Geç o işleri. Aslanlar gibi şapkasını tak kardeşim. Ya bırak da bir şey ya. Aslanlar gibi çıkmıyor ya. Şapka başla. Ya bırak ya. Harika bir teknik bir saniye direktör. Ya. Bir şey daha söyleyeyim sana. Ya dur bir dakika. 60 yaşındaki adama. Arkadaş bir dakika. Gökhan 25, Gökhan 28 yaşında. Bir dakika. 28 yaşında. Bırak, 60 yaşındaki adama saygısı bak olmayan futbolcuya şey ben de saygı duymam. Şimdi, anlat sen devam et. Şimdi bağırarak tartışırsak birbirimizi anlayamıyoruz. Bir saniye arkadaş. Sen bir adamın şapkasından dalga mı geçiyorsun? Ya, soruyorum ya. Müdahale olur musun? Abi, abi niye ben müdahale ama olayım? Ne yani abi, sen bunu biliyorsun. En büyük zor müdahale olur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaş. Bakın 3 kere 5 kere söylüyorum. Diyorum ki tartışın ama biriniz konuşurken biriniz susun, öbürü tamam, başladığı zaman öbürü sussun. Soruyorum diyorum ki. Ben bir tamam. Soruyorum diyorum ki sana. Sorayım bak, güzel konuşuyorum, sakin konuşuyorum, kavga etmiyorum. Soruyorum sana, ona göre konuşalım. Sen şimdi Sadi Tekelioğlu'nun şapkasında dalga mı, açık konuş ki biz de ona göre cevap verelim. Sen dalga mı geçiyorsun? Aa, abicim şimdi bu marketlerde çocuklar çalışır ya. Ya da Migros'ta, McDonald's'ta filan. Bir dakika arkadaş, motorla giderler ya. Onların hepsi de bu Sadi Hoca'nın şapkasından var. Ya. Bak ben size bir şey söyleyeceğim. Ya Ferguson 30 sene şapka taktı. Ya bırak sen Ferguson. Ne anlatıyorsun sen de? Ferguson ondan sonra tak şapka. Ferguson 30 sene şapka taktı. Bu arada bir şey söyleyeyim sonra siz tartışmanıza geçin. Ben şimdi bu şapkada bir marka gördüm. O da çok saygın markalardan bir tanesidir. Devam edelim. Şimdi arkadaşı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sen ondan sonra konuş. Lütfen sizden rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Adnan Aybaba'yı çürüteceğim ben. Mars et onu. Ah bir dakika, Mars edeceğim. Yani. Sen şimdi bu konuyu açtığına pişman olacaksın. Evet. Bak neden? Şimdi söyle. Bir bana müsaade et. Ama ben bitirmedim. Bir dakika ama bak şimdi bir konuyu git, konu söyle, bir şey göstereceğim sana. Diyorum ki sana, öncelikle şunu söylüyorum sana. Şimdi sana bir arkadaşlardan bir resim isteyeceğim senden. İsteyeceğim, bir dakika beklesinler. Şimdi öncelikle sen bir kere şunu söyleyeyim, lafımı kesme. Öncelikle sen koskoca bir Trabzonspor kulübünün teknik direktörünle böyle alay eder gibi konuşma ediyor. Bir dakika dur dinle. Sen adamın şapkasıymış yok. Bak çocuklar gibi bir şey dedin, bir laf ettin demin. Bir anlatabilir miyim? Sen bilmem ne yerde çalışan. Ben de bitiremedim ki. Şimdi ben de diyorum ki lütfen arkadaşlar, alay eden, koskoca Trabzonspor'un teknik direktörü alay eden Adnan Aybaba'ya şunu rica ediyorum sizden. Yıllarca Beşiktaş teknik direktörü yapan, kendi teknik direktörü, çürütüyorum seni şimdi kalacaksın. Yıllarca teknik direktörlüğü yaptığı kendi takımının Bilic beyefendi her maçta şapkayla çıktı sahaya be. O da ya, böyle şey şapkası, kar şapkasıyla getirsinler. Kar şapkası getirsin arkadaş. Getirsinler. Bir şey söyleyeceğim. Bilic senin teknik direktörün şuraya her maça şapkayla çıktı. O tamam, zaman niye konuşmadın? Tamam gitsin bir şey. Ben, Taparel de aynı şekilde bereyle çıktı. Neyse mesela, ben onun teknik direktörü. Şapkası çıkmayan hoca yok dünyada. Şey tabii. Bilic'in şapkası sanki çok güzel. Sizin de burada şapka değil. Neden çıkıyor? Önemli olan o. Abi Bilic'in şapkası hali. Havalar soğuk. Saçı yoksa ne yapacak? Şapka takacak. Gidip don getirecek hali yok mu kafaya yani? Ya abi ne ilgisi var ya? Ne havası yok ya? Ne havası yok? İnanamıyorum ya. Ya ne havası yok abi? Ne? Şurada 4 tane teknik direktörü getirir ayıp misin ya, Allah aşkına? Getir. Sen bir içi getir. Getir, getir, getir. Allah aşkına bir dakika. Bir getirin. Ya bir saniye. Şu Şenol Hoca'ya bak. Evet. Anlamıyorum. Evet, özellikle Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'yı tebrik ediyorum insanlara saygısından dolayı. Ne yaparım? Bu bir temaşa oyundur. Bir görselliktir. Sen niye Bilic'i eleştirmedin kardeşim? Bir dakika arkadaş. Bilic'e niye laf söylemedin? Bilic'e niye laf söylemedin? Bilic de bunun konumu farklı. Niye farklı? Farklı, onu da anlatacağım Allah sana. Allah Allah, farklı. Şimdi burada Şenol Hocam, Mustafa Hocam, Fatih Terim,
Her zaman gider şık giyinir. Abi bir teknik direktör. Fatih Terim şapkasız hiçbir zaman çıkmaz. Bırak bunu, boş konuşuyorsun. Ya Fatih Terim şapkayı da test takar. Nasrettin Hoca eşeğe nasıl test biner? Fatih Terim de şapkayı test takar. Nerede test takar? Antrenmanlarda. Maçı yönetirken antrenman demiyorum. Her yerde. Maçta. Her yerde. Sen Fatih Hoca kadar şık giyinen bir adam gördün mü teknik direktör? Sevgili Aybaba. Ersun Yanal. Şapkası takmayan antrenör yok dünyada. Bak Sami Seçen. Sen çok ağır konuşuyorsun. Bak hata yapıyorsun. İmaj ve karizma çok önemlidir. Bunlar bir kulübü temsil eden teknik direktörler. Ne yapsın adam ya? Şık giyecek arkadaş. Ne yapacak yani? Sadi Tekeloğlu da, Sadi Tekeloğlu da dünya mankenler kralı değil kardeşim. Abi Sadi ona göre giyinsin. Çok özür dilerim. Bakın, tartışmanızı kesmek istemiyordum ama özür dileyerek rica ediyorum. Bu tartışmanın daha fazla uzamasının hiçbirimize bir faydası yok. Kısmen Adnan Aybaba'ya katılıyorum. Evet, imaj son derece önemli ama hoş bir sportif kıyafetle, güzel bir şapkayla da insanlar oraya çıkabilirler. O kendi kişisel tercihleridir. Peki biz bu tartışmaya daha çok girelim. O tartışmada öncelikle Gökhan Gönül'e bir kulak verelim. Bakalım Gökhan Gönül neler söylüyor. İşte öncelikle tweetleri getiriyor arkadaşlarımız ekrana. Diyor ki rakip hocaya, hocam bari sen yapma. Ortalığı yatıştırman lazım deyince hadi nokta nokta bak sen işine sana ne nokta nokta diye cevap verdi. Onları bile ben özür dilerim kişisel olarak okuyamıyorum. Bir pozisyonda iki oyuncu birbirine sert girince rakip takımın hocası ortalığı germek için hareketler yaptı. Ben onun yanına gittim. Gökhan Gönül'ün açıklamaları bunlar. Benim nasıl bir oyuncu olduğumu herkes bilir. Kazandığımız için mutluyum. Söylemem gereken şeyler olduğu için geldim buraya. Nereye geldi? Yayıncı kuruluşunun mikrofonlarına geldi. Bu açıklamaları yaptı Gökhan Gönül. İşte bu açıklamalardan sonra da Sadi Tekelioğlu'na uzatıldı mikrofonlar. Onun açıklamalarını dinleyelim. Salih'in pozisyonunda ben Salih üst sarı kartı vardı. Salih belki kurtarabiliriz sarı kart. Oraya doğru müdahale ettim. O da oradan geldi Salih'e bir şeyler söyledi. Başka oyuncu olsa müdahale etmezdim. Hacettepe'de oynarken Trabzonspor'a gelmek için çok o dönem devreye girmemiz istendi. Biraz da tepkim ondan oldu. Yani Fenerbahçe takımında herhangi bir oyuncuya tepki göstermem doğru değil. Sen nereden geldin filan dedim ona. Beni çok iyi tanır bilir. Ben fazla da bir şey söylemedim ona oradan. Niye geldin dedim. O da ya hocam filan dedi. Bırak hocayı filan dedim. Ben de öyle geçiştirdim orayı. Yani yoksa başka sorun yok yani. Şimdi muhtemelen hararet yükselecektir ama ben olayı daha iyi anlatabilmesi açısından öncelikle Ziya Kaptan'a bir sözü vereyim, sonra çekileyim. Şimdi Sadi kardeşim, yani Gökhan Gönül'le ilgili Hacettepe'de oynarken beni Trabzon'a al transfer et falan diye yardımlarını istemiş. Böyle lafı geriye dönerek, geriye sararak gündeme getiriyorsa bir teknik direktörün maziye dönüp böyle lüzumsuz konuşmalara girmesini ben anlamıyorum. Ne olmuş yani? Senden rica etmiş. Alsaydın kardeşim o zaman. Al Trabzon'a. Niye almadın? Nereden geldin? Herkes bir yerden geliyor. Herkes küçük takımlardan top oynuyor oynuyor yukarılara çıkıyor. Bunda normal bir şey yok. Artı Gökhan Gönül'ün ben hiçbir sağ kenardaki teknik direktörle olmayacak ilişkideki diyaloğa girdiğini hatırlamıyorum bugüne kadar. Efendi bir futbolcu. Futbolculuğu da efendi. Futbolu da beğenilen bir futbolcu pozisyonunda. Ama yani belki gerilimden, belki de takımın o anki pozisyonunda 10 kişi kalmasından elektrik, yüksek bir elektrik, lüzumsuz bir şekilde sinirlerden, gerginlikten böyle bir konuşma olabilir. Ama keşke olmasaydı. Teknik direktör futbolcuyla neden muhatap olur? Rakip takımın futbolcusuyla teknik direktörün muhatap olması kadar abesten iştigal diye bir olay yoktur. Ortada fol yok, yumurta yok. Niye abi böyle bir gerginlik yaratılıyor? Evet, eğer teknik direktör takımın patronuysa ağırlığıyla patronudur. Öyle affedersiniz zırt pırt rakip takım futbolcusuyla muhatap olmaz. Aslında Ziya abi hani lütfen kimse yanlış anlamasın. Hadi kullanmayayım yanlış anlarlar şimdi üstüne. Futbol biraz sert bir oyun. Elbette. Futbol o sert geçen temas oyununda ağızdan bazen istenmedik ifadeler de çıkıyor. Ama her şeyin bir dozajı var. Burada dozajın aştığını düşünüyor musunuz?
Yani gerginlikten kaynaklanan bir olay. Şimdi orada Sadi Tekelioğlu sahanın kenarına gelip öyle bir olaya, şimdi futbolcusu Salih için sarı kartı vardı da ikinci sarı kartı olmasın diye müdahale ettim falan diyor, ama o zaman niye Gökhan Gönül'le muhatap oluyorsun? Sen nereden geldin? Ne demek o? Sen nereden geldin lafını nasıl kullanırsın ya? Şey, basın toplantısında mı diyorsun? Hayır kardeşim, sahanın içinde ya. Gökhan Gönül geliyor ya takım arkadaşına. Sen nereden geldin diyor. Sana ne abi? Nereden geldin sen? Ben diyor, o beni diyor iyi tanır diyor. Hacettepe'de oynarken diyor, işte benim diyor Trabzon'u almam için diyor araya. Orada sen biraz nereden çakıyor yani. Ya, gönderme yapıyor. Evet. Ya, ya böyle ufak bunlar var ya. İncir çekirdeğini doldurma. Ziya Bey, Ertuğrul'dan Gökhan Töre daha yeni, daha kaç gün oldu Ertuğrul'dan Ertuğrul hocayla Gökhan Töre'nin olayı? İşte bir ay oldu. Işte. Bir ay. Ondan evet. Önce Bilişler Emre'nin olayı. Nedir bu kardeşim? Ya bak şimdi ya teknik direktör, bak iki tane şık var kardeşim. Ya teknik direktörü, bu saydığımız Bilic, Ertuğrul Sağlam, Sadi Hoca. Bu üç tane teknik direktörün ya ağırlığı yok. Şimdi iki tane şık var. Ya teknik direktörün ağırlığı yok ya da futbolcular hadlerini aşmaya başladılar. Şimdi ağırlığı olan bir, ya eskiden kardeşim, eskiden futbolcularla teknik, başka takımın teknik direktörünü futbolcu gördüğün zaman önlediklerdi ya. Veya bir saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi kardeşim bu teknik direktörlerin ya ağırlığı kalmamış. Şimdi ben sana söyleyeyim mi? Yalnız bu futbolcular da bak adamına göre hareket ediyorlar. Bak ona da kızıyorum şimdi. Şimdi Sadi Hoca diye Gökhan Gönül. Şimdi Gökhan Gönül Sadi Hoca'ya gelmiyor kardeşim. Futbolcu arkadaşı için geliyor. Sadi Hoca'yla muhatap olmaya gelmiyor. Sadi Hoca da futbolcusuyla ilgili korumaya gidiyor. Üçüncü kartını almak için. Fakat oluyor. O ara Gökhan'ı görünce sen nereden geldin diyor. Araya giriyor. Ne hayır, burada Sadi, ben burada Gökhan'ı suçladığım için konuşmuyorum. Sadi Hoca Sadi Gökhan'ın dediği şu Ziya abi. Bak ben Gökhan gelmiş. Hocam sen boş ver filan demiş galiba. Sen karışma diyecek. O da demiş ki buna. Konuşma lan sen demiş. Sen işine bak demiş. Ha yok ya. Gökhan söyledi. Gökhan'ın ağzından bunu. Gökhan Trabzonspor'u mutlan geldi. Malum stresten Ziya abi. Gökhan kendi söyledi abi. Ziya abi diyor ki gerginlikten oldu. Bir daha bir şey söyleyeyim Ziya abi. Çok affedersin. Sabri Ugan. Buyurun. Bak sevgili Sadi Hoca'nın. Bak Sadi Hoca'nın. Şu giyimi 16 yaşında. Sadi Hoca benim çocukluktan beri 60 yaşında. İkimiz de 60 yaşındayız. Sadi Hoca benim 55 yıldır. Sen oynadın mı beraber onu? Evet, genç takımda başladık. Sadi Hoca benden futbolcu olmaz dedi. 16 yaşında teknik direktör oldu. Genç takımda 16 yaşında C kursundan teknik direktör oldu. Diplom evet. Diplomayı da Metin Türeller, Özkan Sümerler o zaman federasyondan aldılar. Bu hoca ama. C grubu antrenörü oldu. Yiğit Hoca diyorum ya. Ne bari Yiğit Hoca diyoruz adam. Ya Allah, nereden aldı? Yok sadece. Bakkaldan aldı. Aldı işte. Ben konuşurken bana her gün niye takıyorsun onu anlayamadım bu aralar ya. Yok, bir dakika yok. Bir şey daha sonra söyleyeyim. Sadi Hoca düğüne bile Ziya abi. Sen şey, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Sadi Hoca doğru söylüyor. 34 senedir eşofmanla gezer. Evet. Sadi Hoca düğüne bile eşofmanla gezer. Bu ağır konuşuyor abi. Sadi Hoca düğüne ya, bile takım. Sadi Hoca'yı elbiseli gördüğün zaman anla ki bir evet. Sürpriz oldu. Büyük bir mucizedir. Sadi Hoca sabah kalkar eşofman giyer. Evet. Akşam evine gelir bana yatar. Abi, sabah yine kalkar. Sen onu tenkit etme bana yok. Migros'taki adamlara benziyor. Düğüne de, evet. Senin abin Aybaba da şapka taktı. Düğüne de abine de hakaret ediyorsun. Türkiye'de teknik direktör olarak çalışan ben evet, dahil evet. Her zaman şapkalan sahaya çıkmışız. Evet ne zaman nerede takıyor? Ben mi? Başta takıyor mu? Ben Kasımpaşa'da hocalık saçın yaptığım yok, zamanlar. Saçın yok diye takıyorsun mesela. Ben Kasımpaşa'da üşüsün. Hocalık yaptığım zamanlar. Tamam mı? Tamam, beni dinler misin beni? Ben 1900 geldi bak Engin abi geldi. Engin abi bak geldi. Bu fes taktı. Ha, şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Şapka değil, Allah rızası için söylesin tamam Engin abi dur. Allah rızası için söyle. Kimin antrenörü? Sadi Tekelioğlu'nun şapkası mı daha güzel? Güzel. Bu şapka mı daha güzel? Zevk bunu olarak. Nasıl sorarsın? Ya Allah sen rızası bundan, için söyle. Tabii şimdi ki bu adamı, şapka güzel çünkü ya, siyah beyaz o şapka. Ya ne alakası var? Bırak Bilic'i falan bırakın oğlum. Fenerbahçelidir aslanlar gibi. Kim? Ya sen. Hiç yani bırakın ya. Hiç ilgisi yok. Aslanlar gibi Fenerbahçe. Şimdi bir dakika. Ne geldi senin teknik. Ne alakası? Kaçıyor şu anda. Abi Fenerbahçe az yıldırım mı? Mete'de de bir Fener abi. Fener TV'ye transfer rızası için dur. Gökmen abi. Fener TV'ye transfer kaçıyor şu anda. Kaçıyor şu anda. Ne işin var? Yapıyorum bunu kardeşim. Demin sadece. Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Bir için şu hali. Evet. Bizim Arnavutları boza satarlar gece yarısı. Boza üşümesinler diye kulaklarına. Bravo Ziya abi. Hangisi daha güzel Ziya abi? Boza diye bağırırlar. Sadi işte. Hoca'nın gibi daha güzel bir şapka mı? Abi herkes kafasına göre takılır. Sağ ol Ziya abi. Bizi bitirdin ya. Çok. Hayır, niye tekrar bu konuya döndünüz onu anlamadım ki.
bir dakika. Ben de anlamadım. Sen şimdi bak, ben insanlar kendisine yapılmasını istemediği şeylere kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkasına yapmazlar. Sen şimdi başka takımın koskoca Trabzonspor'un teknik direktörüne işte isim vermeyeceğim, reklama giriyor, bir yerlerde çalışıyor tarzı falan bir şeyler diyorsun, ayıp ediyorsun. Senin kendi teknik direktörün bu şapka eren çıktı. Bu şapka mı güzel, o şapka mı güzel? Sadi Hoca bunun yanında Alain Delon be. Sen şaşırmışsın. Alain Delon'u da görmesen abi, biz görmesek. Beyler futbol programı falan da ama bir şapkaya taktığınız zaman yarım saat. Şapkadan kurtarıyorum. Yeter be. Özel esir, onlardan özür diliyorum ama bazen yapılacak bir şey yok. Kontrol etmek mümkün olmuyor gördüğünüz gibi. Onlar tartışmaya hala devam ederken biz Hasan Ali'ye kulak verelim. Fenerbahçeliliğiyle bilinen isimlerden sanatçı Alişan da karşılaşma sonrasında duygularını ifade edenler arasındaydı. Evet, bugün Fenerbahçe güzel bir futbol oynadı. Galip geldiler söyleyecek. Güzel de özellikle belki de bu senin en iyi 15-20 dakikasını oynadı. İlk 15-20 dakika. Sonra yine bir duruldu, bir gol oldu falan. Tabii ki 10 kişi Trabzon. Beklerdik hani bir ikinci, üçüncü gol gelmesini. Gelmedi. Olsun, önemli olan kazanmak. Yani bu takım büyük paraları kuruldu ve takım başta kim geçerse geçsin bu takım şampiyon olur. Peki Volkan Şen konuşuluyor, ilk 11 oynar mı oynamaz? Olması lazım zaten. Olması lazım yani Volkan'ın. Çünkü takımda hızlı bir adam Volkan var. Takımı hızlı şeye götürecek, gole götürecek. Van Persie çok ağır. Çok fazla ağır. Bilmiyorum onu niye öyle. O da düzelirse her şey daha güzel. Can, son sorum. Maçta Sadi Hoca'yla, Trabzon hocasıyla. Gökhan Türkiye'nin en efendi adamı. Ne oldu orada bilmiyorum. Belki Sadi Hoca yanlış anlamış olabilir bazı şeyleri ama Gökhan Türkiye'nin en efendi futbolcusudur yani. Kime sorarsanız sorun. Fenerbahçe Trabzonspor maçının görüntülerine son bir görüntüyle noktayı koyalım. O da Fenerbahçe stadının ismiyle ilgili. Fenerbahçe'de bir devir resmen sona erdi. Sarı Lacivertli Kulübün Kadıköy'deki muhabbeti Türk Saraçoğlu Stadı'nın adı. Bundan sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Türk Saraçoğlu Spor Kompleksi olarak değiştirildi. İşte stadın yeni tabelası da yeni takıldı. Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da zorlu seçim yarışı devam ediyor. Bakalım bugünkü skor nasıl yansıyacak ya da yansıyacak mı kongreye? Bakalım kongre üyeleri kime teveccüh gösterecek? Bizler kongreye katılacak olan isimlere, başkanlık için yarışan isimlere mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Bu sefer başkan olmayacak ama başkanlık için çok güçlü isimlerin yanında bir başkan gibi hareket eden Trabzon'da çok etkili isimlerden birisi Sabahattin Çakıroğlu'na kulak veriyoruz. Bu hafta sonunda Trabzonspor'da kongre heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor'daki bu kongre heyecanında da başkan adaylarından Celil Hekimoğlu'nun yönetimindeki önemli isimlerden birisiyle Sabahattin Çakıroğlu'yla birlikteyiz. Sayın Çakıroğlu'yla birlikte hem kongreyi konuşacağız hem de hedeflerini konuşacağız. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanın ateşleyen gömlek ama 3 tane 4 tane başkan adayı da olması Trabzonlu'nun bu konuya çok eğildiğini, kimsenin kaçmayacağını, Trabzon'un da başsız ve yönetimsiz kalmayacağının göstergesidir. İnsanlar çok karamsar olmasınlar. Evet, kötü bir durumda Trabzonspor maddi manevi. Özellikle maddi anlamda çok zor durumdayız. Bugün UEFA'nın yaptırımları bile gündemde. Çok değerli, çok pahalı futbolcularımız paralar ödenmediği için yaklaşık 6 aydır Trabzon'u terk ediyorlar. Haber gönderdik. Herkesle konuştuk. Hurmay'la bile konuştum. Onun da samimiyetle onlarla konuştuğuna inanıyorum. Para bulunur ama kırılan onuru, kırılan gururu geri getirmek çok zor. Şu anki Trabzonspor'un o efsane Trabzonspor'un kaybettiği imaj geri gelmesi uzun yıllar alacak. 4 tane başkan adayı birleştik. Celil Hekimoğlu'nda karar kılmamızdaki sebep de
Trabzon taraftarı ve Trabzon sporlular şunu istiyorlar. Diyorlar ki arkadaşlar, biz Trabzon başkanını hele bu dönemde burada istiyoruz. Kol kola sevincini de beraber yaşamak, üzüntüyü de bizden beraber yaşamasını, üzülüyor mu, seviniyor mu, ne yapıyor bunu görmek istiyoruz. Şimdi 4 sayısının 1 sayısından büyük olduğuna göre biz Muharrem Bey'in hala ben açık çek gönderdim, birleşmiyorlar demesini anlam veremiyorum. Biz 4 aday birleştiysek tek olan oraya birleşmesi lazım. Ama bir kişilik yeri boş tutuyoruz. Son dakikaya kadar Muharrem Bey isterse onur duyarız onu yanımıza almaya. Peki böyle bir birleşme size göre olabilir mi? Bir kişilik yönetimde boşluğumuz var dediniz ama bir sürpriz boşluğum, olup da boşluğum, Muharrem Usta gelir mi Celil Hekimoğlu'nun listesine? Boşluğumuzda aslında yok diyorum ki, oraya onlarca talip ve değerlendirme arkadaşlarımız var. Bilerek bıraktık ki Muharrem Bey derse ki ben de geliyorum yönetimimize gireceğim derse, bir arkadaşımızı kırmamak adına herkese onlara açık çek gönderdim diyor. Ben ona buradan açık çek koçanı gönderiyorum. Bir tane çek göndermiyorum. Gelirse mutlu oluruz birliktelik adına. Neden Celil Hekimoğlu'na oy vermeli? Celil Hekimoğlu da rüştünü ispatlamış işiyle, ticaretiyle, özellikle yöneticiyle bugün. Bu birliktelikte de Trabzonlu başkanını Trabzon'dan istediği için orada olmalı. Çocukluğundan beri onu herkes tanıyor. Yani futbolla, sporla iç içe olan bir arkadaşımız Aşe'yi yönetecek. O ekibe paylaşımcı ruhunu verecek bir yapıya sahip olduğu için Celil Hekimoğlu doğru bir karardır. Sabahattin Çakıroğlu'nun söyledikleri bu kadarla sınırlı değil elbette. Devam ediyoruz. Trabzonspor'a biz başkası. Kim seçilirse seçilsin. Sabahleyin geldi, mazbatayı aldı, mesai bitimine kadar futbolcuların borcunu 1461 dahil mesai bitmeden ödemesi zor durumdadır. Bizim paramız hazır. Mesai bitmeden ödeyeceğimizi deklar etmişiz. Bu bizim onur meselemizdir. Geldiğimiz gün bu bitecek. Geliri yükseltmek için önceliğimiz bizim TSE Club'lardır. Bugün Fenerbahçe'nin 60-70 milyon euro feneryumlardan geliri olduğu yerde bizim 5 milyonu bulamıyorsak düşünmemiz lazım. Ne yaptık? Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en ciddi tekstilcilerinden olan bir arkadaşımızı ve bugün Tekstilciler Birliği 2. Başkanlığı yönetimimize aldık. Gelir gider döngüsünü iş adamlığı becerimizden, kendi cebimizden koyacağımız sıcak sermayeyle devam ettireceğiz. Şampiyonluğu oynayan bir takım olacak. Her zaman olduğu gibi Trabzonspor Türkiye'deki 4 büyüklerden biri ve en büyüğüdür. Biz evet Trabzonspor'u siyasete bulaştırmayacağız. Bulaştırana müsaade etmeyeceğiz. Ama siyasetçilerle bir işimiz olacak. Bizim Avni Akir spor mağlubiyetimizi aldınız. TOKİ'ye verdiniz. Birkaç tane daha spor kompleksimizi aldınız. Trabzon'un dağını kırdınız taşıyla. Trabzon'un plajını, Akyazı plajını 1000 dönüm yer doldurdunuz. Bize 300 dönümünü kiralık veriyorsunuz. Hayır, kabul etmiyoruz. 1000 dönümü de Trabzonspor'un malıdır. Taşı da bizimdir, plajı da bizimdir. O 1000 dönümü alacağız. Trabzonspor'un yıllık tesislerinden harici yanında yapacağı ek yerlerle yıllık minimum 50-60 milyon euro her sene Trabzon'a gelir getirecek. En büyük başarı şu. Ve bizim söylemimizde şu var. Biz Trabzonspor yönetmeye falan talip olmadık. Biz Trabzonluları birleştirmeye geldik. Çünkü biz altyapı deyince bazı heyecanlı arkadaşlarımız eyvah biz daha transfer yok. Takım küçülüyor mu? Yoksa transfer yapılmayacak. Hayır, öyle bir derdimiz yok bizim. 1461. Sizin başarınız maç kazanmak değil. Sizin başarınız Trabzonspor'a futbolcu yetiştirmek olmalı. En ekonomik ama en yıldızını, belki de bugüne kadar alınmış Trabzon'a gelmiş yıldızlardan belki de daha pahalısını getireceğiz. Ama bunlar 50 tane 60 tane olmayacak. Nokta atışı 3 tane 4 tane olacak. Trabzon her zaman şampiyonluğa oynayacaktır. Hiç kimse Trabzonspor'un küçüleceğini düşünmesin. Bir tek şey düşünsünler. İlk önce Trabzonspor'un kırılan gururunu, inciren onurunu tamir edeceğiz. Herkesi kucaklaştıracağız.
Ve şimdi Sabahattin Çakıroğlu'nun röportajının son bölümüne geçiyoruz ama bu son bölümde bazı yerlerde durduracağız ve tartışacağız. Yarın seçim bittiği gün kazanacağımızdan eminim ama kaybetsek dahil o gün herkese söz veriyorum buradan da kazanan arkadaşımı İbrahim hariç onun seçime gireceğini daha düşünmüyorum. Girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzon'u seven bir arkadaşımızdır. Eğer seviyorsa başaramadı. Trabzonspor'u çok kötü durumlara düşürdüler. Trabzon'un bir macera daha kaldıracak durumu yok. Trabzonspor başkanı her yaptığı hatadan sonra haftada 5 kere özür dilememelidir. Çünkü o hatayı yapmamalıdır. Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimden çekilmez ve girer ayrıca kazanırsa tebrik eder misiniz? Diğer Hayır. adayları tebrik edeceğim dediniz. Hacı Osmanoğlu'nu evet. tebrik eder misiniz? Hayır. Etmem. Neden acaba? Onun hakkı değil Trabzonspor'a başkanlık yapmak. Çok basit. Ben size bir soru sorayım. Trabzonspor'da 3 senedir yaptığı yönetim anlayışını beğeniyor musunuz? Trabzon'u hakemlerin eline bıraktılar. Siz hakemleri hapsederek terbiye edemezsiniz. Siz hakemlere küfrederek terbiye edemezsiniz. Ama sahayı 15 bin kişi, 20 bin kişi doldurursa hakemlerin ayağını dizinin bağı çözülür. Diyorsunuz ki ben aday olacağım. %60, %70 hata yaptım. Bir daha yapmayacağım deyip geliyorsanız yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. Sevgili Hacı Osmanoğlu, biraz Trabzonspor sevdanız varsa bu işi beceremediniz. Beceremiyorsunuz Trabzonspor'un yakasından düşün. Başkanım şunu sorayım. Bu akşam maç oynanacak. Gerçi röportajımız yayınlandığında karşılaşma bitmiş olacak ama Trabzonspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederse İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun eli güçlenir mi kongre öncesinde? Trabzonspor inşallah ben de maça gidiyorum. İnşallah yeneriz. Trabzonspor UEFA şampiyonu olsa bu sene yani ekstra bir lig yapsalar da dünya şampiyonu olsa onda da İbrahim Hacı Osmanoğlu kimse seçemez. Seçmez. Bütün arkadaşlarıma herkese saygı duyuyorum. Şahsına bir tek Hacı Osmanoğlu'na duymuyorum. Beni kandırdığı içindir. Buralara getirip sözünü tutmadığı içindir. Bana verdiği sözler Trabzonspor'un geleceğiyle alakalıydı. Geleceğini bugünlere getirdiği içindir benim kızgınlığım. Şimdi biz ne diye gelmiştik? Demiştik ki Sadri Bey siyasetin karşısında duramadı. İbrahim Bey'in konuşmaları bunlar. Duramadı, dik duramadı. Biz duracağız, kupayı alacağız dedi. Biz de onun peşine takıldık, geldik, çıktık. 3 gün sonra seçim otobüsünün üzerine çıkarsanız o siyasetçiden kupayı alamazsınız. Hukuk kuruluna bile bunu yaparsanız o kupayı alamazsınız. Küfür ederek alamazsınız. Lobiciliğinizi kullanacaksınız. Siyasetin kullandığı bir Trabzonspor başkanı olduğu için o kupayı isteyemedi. Siyasetin kullandığı bir başkan olduğu için siyasetin diktasıyla orada oturan bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanına 20 milyon lira için gidip biat ettiği ve ona destek verdiği için kupayı alamamıştır. Tabii ki şike yapılmıştır. Trabzonspor 2010-2011 kupası Trabzon'un anasının ak sütü gibi helaldir. Trabzonspor 7 şampiyonluk almıştır. Geri 3 tane daha var ama onları artık karıştırmıyorum. Dünyanın spor mahkemeleri, UEFA'sı, KAS'ı karar verdi. Bu burada bitmiştir bana göre. Eğer bir gün bu kupayı alamazsa Trabzon, herkes şunu bilsin. Trabzonspor gönüllerin şampiyonudur. Kupa buradadır ve herkesin gönlünde de Fenerbahçe şike yapmıştır. Sorduğunuz için neden uzatmayalım? Herkese dostluk elimizi uzatacağız. Biz hukuken kazandığımız şeyi istiyoruz. Bunu alacağız. Biz dostluğu, barışı getireceğiz. Ama kupa namusumuzdur, onu bırakmayacağız. Yani bize gidip enbiya olacak muhtemel çocukları getirirlerse getiren bir hurma lazım. Bize yıldız keşfedecek hurma lazım. Bugün Faruk Ozak başından beri Muharrem Usta'yı destekliyor. İsmini oraya vermiş, Trabzon'a bir tesis kazandırmış. Bir insanın sadece ve sadece Sabahattin Çakıroğlu'ndan bir akşam yemeği yediği için ertesi sabah tesislerin adı sökülüp atılmış. Bu konuyu konuşmak bile benim midemi bulandırıyor. Tabii
Bu görüntüleri, bu röportajı ben ve Serbest Vuruş yorumcuları ilk kez seyrediyoruz. Bazı ifadeleri var Sabahattin Çakıroğlu'nun. O ifadelerin bir bölümüne tabii hukuksal olarak bir bölüm katılabilir. Bir bölüm der ki yargılama devam ediyor. Yargıtay'da ve Yargıtay'da Fenerbahçe o söylediğiniz ifadeyle yan yana gelmemeli. Bu şekilde değerlendirmeler yapılabilir. Buyurun. Şimdi Sayın Çakıroğlu'nu dinledik. En sondan başlayayım. Trabzonspor efsane kadrosu 73-78 üst üste şampiyonluklar. Başkanımız Şamil Ekinci. Son şampiyonlukta da Mehmet Ali Yılmaz, Sayın Onursal Başkanımız. Şamil Ekinci cebinden para vermiştir. Un fabrikalarının sahibiydi, Nevşehirliydi. Arkasından sevgili Trabzonspor'un onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz kendi cebinden Trabzonspor'a bakanlıkta büyük katkıları olmuştur. Ve Trabzonspor'da onun yapmış olduğu tesislerin adının silinmesi utanç vericidir. Bunu yapanlar nasıl bir Trabzonsporludur merak ediyorum. Trabzonspor kulübünde herkes yol bulmuştur. Mehmet Ali Yılmaz cebinden yıllardır para vermiştir. O zamanlar böyle gelir yok. Şimdi futbol federasyonları, bütün takımların yol masraflarını, ikilik ve birincilik, PTT'lik grubu, süperlik grubu, bütün maçların uçak gidiş geliş otel paralarını şimdi federasyonlar veriyor. Trabzonspor'un maddi güce ihtiyacı yoktur. Ha, oyuncu almaz. Oyuncuyu da ligde oynanan alınan 3 puanlar, Avrupa Kupası'na gidersen, şampiyonlar UEFA'ya gidersen, şampiyonluk ligine gidersen, oradan gelenecek paralarla, akıllı transferlerle cebinden para çıkmadan yaparsın. Yıllardır Trabzonspor'a para vermiş Sayın Onursal Başkanımıza yapılan bu büyük terbiyesizliktir. Sondan başlıyorum. Terbiyesizlik deme de saygısızlık. Saygısızlık ve terbiyesizliktir Ziya abi. Peki abi. Ben de ağır konuşuyorum. Büyük terbiyesizliktir. Beni bağışla sevgili abi. Trabzonspor takımına yıllardır tek başına para vermiş adama yapılan, bir daha net konuşuyorum, büyük bir terbiyesizliktir onun adının oradan silinmesi. Bir, sondan başladım. İki, Trabzonspor takımı 2-3 yıl içinde Sayın Hacı Osmanoğlu'na sesleniyorum. Sevgili başkanım, sevgili kardeşim. Trabzonspor 6-7-2 sene 3 senede 6 tane 7 tane hoca değiştirmez. Trabzonspor 2 sene içinde 50-60 tane oyuncu alıp vermez. Trabzonspor gittikçe küçülüyor. Trabzonspor takımını küçültmeye kimsenin hakkı yok. Onun için diyorum ki ben Trabzonspor'a yol bulan idarecileri değil, Trabzonspor'a faydalı olan idarecilerin gelmesi ve bunu da ben değil, aklı selim delegelerin yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum ve bir daha net konuşuyorum. Bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı. Şurada Trabzonspor'un geleceği 9.713 delege elinde. Trabzonspor'un geleceği için hani derler ya balık baştan korkar. Onun için biz Trabzonspor'un başkanını seçerken iyi düşünelim. Hep beraber toplanalım. Biz bu işi yapamıyoruz. Gelin, adresiniz belli. Yapacak bir kişi var. Onu biliyorsunuz. Ama siz yapmak istiyorsunuz. Buyurun yapın, sizi de görelim diyorum. Sayın Ugan. Bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Rica ederim. Konuşmalarından cımbızdan çektim bile. Yol bulan idareci istemiyoruz. Evet. Ne demek yol bulan? Trabzonspor'dan menfaat karşılığında. Yol bulan değil. Yolunu demek. Bulan demek. Yol istiyor. Bulan. Yolunu bulan demek. Ya, sen anlaman lazım. Hayır, ben anladım da açman lazım diye sordum zaten. Açtık abi. Peki böyle bir iddia yapman için kanıtınız var mı? Trabzonspor'u ucuz borçlardan alıp 504-600 trilyon borçlar çıkarmak ne demektir? Trabzonspor'un transferlerinde Alanzinho'yu 1.800.000 liraya almayan Kayserispor, 4.800.000 dolara alan Trabzonspor, bir oyuncu örnek gösteriyorum sevgili Ziya abim, bir oyuncudan 3.000.000 lira bir avanta para geldiği yerde 60-70 topçudan kaç para Trabzonspor zarar eder?
Ziya abi, bunlar net bilgiler. Palavra atmıyorum. Bunları canlı yayında söylüyorum. Alanlar bu işin içindedir. Herkes biliyor. Bir gün biliyorsun Fenerbahçe Sayın Saadettin Saran Rusya'dan bir topçu aldı. Sevgili Saran'la Beşiktaş'ın karşılıklı atışmalara girdi. Sayın Aziz Yıldırım bana dedi ki Fenerbahçe'de biz Alex'in bonservisini alırken Fabiano'yu da istedik. Fabiano'nun iki menajeri, bir tane benzin istasyonunun sahibi, benzin istasyonuna para, menajerine para, üç tarafa para vererek biz Fabiano'yu alamadık, yetiştiremedik. Aklında gönlündeki golcü Fabiano'ydu. Alex'i de 2-3 yere para vererek aldık dedi. Oyuncu almak zor. Rusya'da da böyle transferler vardı. Canlı yayında Sayın Saran ve Aziz Yıldırım karşılıklı atacak.